Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Hepinize merhaba, hoş geldiniz programımıza. Süper Lig'de bir haftayı daha geride bıraktık. 22. hafta arasında oynandı ve kapanış maçında Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Galatasaray'da ne oluyor? Galatasaray transferde hangi hamleleri yapacak? Trabzonspor maçı öncesi bu krizi nasıl yönetecek yönetim? Bunlara bakacağız. Bir son dakika bilgisi. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. Kaleci Altay, Mesut Özil, Ferdi, Zalai, Muhammed ve Mert Hakan Yandaş maç kadrosunda değiller. Çok zorlu bir deplasman Fenerbahçe'yi bekliyor. Sizlerden izin istiyorum. Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Anadolu kulüplerimizden ve Avrupa'dan, dünyadan futbol haberlerini aktaracağız. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Yeniden merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'la başlıyoruz programımıza. Galatasaray'da hayal kırıklığı devam ediyor. Yeni teknik direktör Torrent yönetiminde çıktı. 2 maçta kalesinde 7 gol gördü. Torrent'in bazı önemli tespitleri var. Bunlara kayıtsız kalmak mümkün değil. Oyunun belli alanlarında, belli bölümlerinde bir gelişme gösterdiklerini, istediklerini sahaya yansıtabildiklerini söylüyor ama futbol sonucu endeksi bir oyun olduğu için sonuç alamazsanız durum kötü. Hele Galatasaray gibi ligin daha bu aşamasında 22. haftasında 9 tane mağlup almışsanız bir büyük takım için bu kabul edilemez. Arka arkaya gelen 2 mağlubiyet ve dün akşamki Kasımpaşa mağlubiyeti. Bakalım teknik direktör Domenech Torrent neler söylemiş. Creo que es un partido que hemos perdido, hemos encajado dos goles en el extra dakikalarda iki tane gol yiyerek kaybettiğimiz bir maç oldu. Biliyorsunuz ki 7 tane oyuncumuzu kaybettik. Yani eksikliğimiz var. Fakat bu bir bahane değil, aslında gerçeklik. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünmüyorum gerçekten. Hiç de iyi oynamadık. Öngördüğümüz bir plan değildi. Sadece kısa paslar yapıyorduk ve geriye paslar veriyorduk. Bizim aslında istediğimiz şey hızlı oynama ve kanatları kullanmaydı. Dışarıdan Kerem ve Olimpio ile oynayalım diyorduk. Onu düşünmüştük. Yalnız düşünüyorum ki ikinci yarıya çok çok daha iyi başladık. Yalnız orada 2'ye 1 yapabilme imkanımız olduğu bir anda hızlı bir şekilde o 1'e 2'ye döndü. Onlar bize gol atmış oldu. Y luego con la presión ahora mismo. Bir de şimdi baskıyı düşündüğünüz zaman Galatasaray gibi büyük bir kulübün şu anda içinde bulunduğu. Oyuncuların da çoğu çok çok genç. Geçen maçta da olduğu gibi son 15 dakikada özellikle takımın bitirmeyle, o son dakikalarla ilgili ciddi problemleri var. Özellikle iki tane golü son dakikalarda yememeliydik. 47. dakikadakini özellikle söylüyorum. Porque esto marca un poco el desenlace del partido. Birazcık kopuş noktası oldu aslında burada maçın. Çok hızlı oyuncular olduğunu da biliyorduk. Y queríamos atacar con 5 y mínimo defender con 5 para evitar las contras. Esto maçın başındaki fikrimiz 5 kişi hücumda, 5 kişi savunmada görevlenecek özellikle. La segunda parte hemos un 2 forvet neredeyse diyebileceğimiz bir formasyona geçtik ikinci yarıda. Stoperlerine biraz daha baskı yapmak için sadece onların çıktığını düşünüyorduk ilk başta. Evitar que pudieran jugar balones entre líneas, hatlar arasında ya da bizim savunmamızın arkasına toplar oynayabilir oldular. Y creo que esto en los 15-20 özellikle 15-20 dakikasında ikinci yarının bunu başardık diye düşünüyorum. Pero al final el fútbol es quien marca más goles. Ama kim daha çok gol atar meselesi futbol. 1-3 kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Aslında oyunun kontrolünü daha elimizde tutabilirdik. Biraz daha gol odaklı oldu bu durum. Ama orada kazanamadık ve fanlarımıza, bütün taraftarlarımıza bu durumun yarattığı üzüntüden dolayı özür diliyoruz. Pero repito que esté yo aquí otro entrenador. Şimdi ben burada yeni gelmiş farklı bir hocayım ama bu çok da bir şey ifade etmiyor. Hayatta hep birlikte olmak gerekir bazen. Hepimizin tutkuyla sarılması gerekir. No, mira, yo creo que el gran problema físicos, ¿no? Öncelikle esto... bir antrenör geldiği zaman her zaman fiziki problemlerden bahsediyorum. Esto... Ben hani öyle bir şeyler esto duyuyorum genelde. Lo más importante.
importante. Lo más importante ama en önemli şey bu es, değil. Es que mentalmente los jugadores están bloqueados. Önemli olan şey oyuncuların mental olarak kendilerine engel koymuş ahora olması. Mismo, şu anda hem kaliteli hem de çok iyi oyuncularımız pero no var. Tenemos, fakat bu tarz durumlarda aşırı deneyimli olmayan y es muy importante en estos momentos. Orada baskıya dayanabilmek çok önemli. İtalya'nın, İspanya'nın bütün büyük takımlarında olmuş şeyler no bunlar. Es la mejor situación ahora mismo. Takım için en iyi durum değil tabii ki de. Şu pero anda. Bueno, tenemos que vivir la realidad. Şöyle bir durum var ki ben Galatasaray'ın şu anda antrenörüysem Galatasaray'ın zaten durumu kötüye gitmekteydi o yüzden. Quiere decir que ya teníamos algún problema. Yani demek istedim bir problem vardı. Bizim de şanssızlığımıza 7 gün içerisinde 3 tane maç oynuyoruz gol geri gelmez. Mi? Özellikle de en önemli diyebileceğimiz bazı oyuncuların da Galatasaray'ın dışında şu anda unos por lesión, bazıları sakatlıktan, otros porque están jugando, bazıları Afrika Kupası'nda y otros porque estaban suspendidos por tarjetas. Diğerleri de kart cezalısı. Yo todo esto bir sonraki parçasına geçecek olursak ben net bir şekilde biliyorum hangi pozisyonları daha güçlendirebileceğimi. Pero no olvides que el entrenador es un yalnız antrenör kulübün bir çalışanıdır ve her zaman kulüpteki diğer uygun kişilerle görüşme yapması gerekir. Sosyal Basın tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Donk dün Kasımpaşa'nın en iyi futbolcusuydu. İlk golü attı, sevilmedi. Doğal olarak Galatasaray'a büyük emeği geçmişti. Gerektiğinde stoper, gerektiğinde defansif orta saha oyuncusu, gerektiğinde forvet oynamıştı. Hatırlayın bir Antalya deplasmanında sonradan oyuna girdi. Kafa topları için Fatih Terim onu oyuna sokmuştu ve yan toptan bir gol atarak Galatasaray'ın galibiyeti elde etmesini sağladı ve o kafa golü belki de şampiyonluğu getirmişti. Dün de takımı Kasımpaşa adına gerekeni yaptı. Galatasaray'da tek tek bireysel performansını incelemeye gerek var mı bilmiyorum. Torrent maçtan önce şunu söyledi. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var. Çok sıkışık bir maç programındayız. İşte pazar, çarşamba, pazar maç oynuyoruz. Trabzonspor maçı var. O yüzden bütün oyuncuları değerlendirmek zorundayım diyerek aslında Yedlin'in niçin savunmanın sahanda görev verdiğini açıkladı. Çünkü Yedlin kesin olarak gönderilmesi gereken bir oyuncu ve Galatasaray yönetimi de bunu Yedlin'e bildirdi. Defansif orta saha olarak oynadı Alparslan Öztürk. Elinden gelen mücadeleyi yaptı. Şimdi eleştiriyorlar Alparslan orada oynar mı diye. Ama Alparslan Göztepe'de bu mevkide oynadı. Daha önceki kariyerinde de defansif orta saha olarak oynadı. Savunmanın sağında solunda göbeğinde de oynuyor. Defansif orta saha olarak da oynuyor. Alparslan oynuyor. Performansını eleştirmek ayrı mesele. Performansı iyi miydi kötü müydü başka bir tartışma konusu. Ama oynayabiliyor mu? Oynayabiliyor. Galatasaray'da bu ihtiyacı karşılayabilecek mi? Bunu tartışırız ayrıca bilmiyorum. Ama neresinden bakarsanız bakın hayal kırıklığı çok derin. Doğal bir öfke var taraftarın duyduğu bir öfke ve dile getirdiği tepki var. Yönetim istifa deniyor. Bundan sonra teknik direktörü değişikliğiyle ilerleyemez Galatasaray. Eğer kötü sonuçlar böyle devam ederse değişiklik yönetim düzeyinde olur. Galatasaray zorunlu bir biçimde olağanüstü nitelikli seçimli kongreye gider. Peki Galatasaray niçin bu aşamaya geldi? Önceki dönemlere bakmak lazım. 2,5 senedir Galatasaray tam antrenman yapıyor mu? Doğru bir antrenman performansına sahip mi? Oyuncuların fiziksel durumları nedir? Vesaire. Bunlar bireysel performansına nasıl yansıyor? Ve ruh halinden bahsetti Torrent. Az önce dinledik. Evet Galatasaray'da Florya'da oyuncular mutlu değil. Değişik nedenlerden dolayı. Ama en başta da alınan kötü sonuçlardan dolayı. Bu bir özgüven kaybına neden oldu mu? Özgüven kaybına da neden oldu. Bu sahaya yansıyor mu? Fazlasıyla yansıyor. Albert Riera bu konuda ilk günden başlamak kaydıyla bir tespitte bulunmuş ve tek tek oyuncularla konuşarak onlara her şeyden önce mutlu hissetmeliyiz. Eğer mutlu olmazsak işimizde de başarılı olamayız dedi. Kısa sürede Trabzonspor maçına hazırlanmak zorunda. Galatasaray ve Trabzonspor maçına başı dik sonuç alacak bir takım olarak çıkmak durumunda. Ama bu kolay mı? Hiç de kolay değil. Kerem İnan'la bu meseleyi konuşacağız. Programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Kerem hoş geldin. Hoş bulduk. Özgür iyi yayınlar. Selamlar herkese. Selamlar Kerem. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler. Ne diyorsun? Teknik olarak bir değerlendirme yapmak ister misin akşamki maçla ilgili? Ya aslında sen genel anlamda her şeyi özetliyorsun. Evet takımın ciddi bir moral çöküşü, moral motivasyonu kaybettiğini görüyoruz. Bunu da sen aldığın duyumlardan ve Riyar'ın görüşmelerinden de bize aktarabiliyorsun. Evet takımda çok ciddi bir moral bozukluğu var. Camiada enteresan bir çöküntü var. Son haftalara girdiğimiz durumda bu kadar çökmemeli ama dediğin gibi camiada da bir çöküntü var. Hem yönetim tarafında Fatih Hoca bütün her şeyi genel anlamda bütün Florya'yı bütün sorunları sırtlandığı için şimdi o sorunlar aslında gün yüzüne çıkmaya da başlayacak.
Florida birçok şey belki Fatih Hoca sayesinde duyulmuyordu, görülmüyordu. Duyulsa da bir şekilde çözümlemeler olabiliyordu ama şu an yavaş yavaş daha da karışıklıklar başlayacak gibi geliyor bana takımda ve Florya'nın içinde. Zaten yönetimsel bazı problemler de devam ediyor. Açıkçası Burak Başkan aslında çok sevdiğimiz de saydığımız da bir insan ama yönetim bazında diğer yöneticilerden çok da destek alamıyor gibi görünüyor. Onun için de bu taraftarın da ister istemez tepkileri mevcutta başkanı oluyor. Bu da bir zor durum onun açısından. Ama takımın durumu da gerçekten çok kötü. Sen az önce söyledin işte antrenman 2 senedir antrenman programı tartışılabilir antrenmanlar ama bu takımda UEFA'da Avrupa'daki aldığı sonuç ve ortaya koyduğu performans yüksek seviyedeki oyun bu da var. Bunu da koymamız gerekiyor o zaman masaya. Nerede sorun var? Bunu da iyi araştırmak, iyi incelemek gerekiyor. Neticede bu takım Avrupa kupalarında %100 oynayabiliyor. %100 kapasiteyle oynuyor. Fizik olarak da oynuyor. Pozisyona da giriyor. Rakibi de bunaltabiliyor. Dönem dönem oyun sistemiyle oyun içinde ama Türkiye'ye döndüğümüz zaman gerçekten Süper Lig değil hani bir alt ligde bile oynayacak seviyeyi göremiyoruz Galatasaraylı oyuncularda. Bunu sadece moral bozukluğuna da bağlayamayız. Senin de söylediğin gibi antrenman temposu, maç temposu bunların hepsinin içine katarak çok ciddi problemler var. Düzelir mi? Şu an zor gibi görünüyor. Zaten mevcut son iki haftadaki performans da ortada sevgili Özgür. Yani Hatay Spor karşısında 4 gol içeride tekrardan Kasımpaşa öne geçtiğiniz bir maç. Büyük takımın içeride Galatasaray gibi bir takımın öne geçip de bu kadar Kasımpaşa karşısında aciz duruma düşmesi. Nereden baksanız yarı sahayı geçemeyecek durumda Kasımpaşa bir önde baskı yapıyor. Galatasaray buna cevap veremiyor. Çok enteresan yani. Sahada birbiriyle konuşmayan oyuncular, birbirine karşı tahammülsüz oyuncular. Yani çok şeyler gitmiş Galatasaray'da üzerinde. Dediğim gibi ama düzelir mi? Şu anki mevcut durumda düzelecek gibi de görünmüyor. Hani Domenech'in ben şeyini duydum bir açıklamasını. İyiye gidiyoruz. Geçen haftadan bu saat hani Hatay maçından bu yana 3 günde daha iyi şeyler oldu ama biz göremedik. O neyi gördü burada iyi olduğu dediği şey orta sahada Alparslan'la Anoğlu'yu oynatmak mı iyi? Onu da açıkçası anlayamadım tam anlamıyla. Anlıyorum. Kaleci İsmail Çipe çok eleştiriliyor. Yani reaksiyon veremiyor, toplara bakıyor diye. Ama onun standardı o. Yani daha fazlasını yapabileceğini düşünmüyorum. Ne diyorsun bir kaleci olarak? Ya dün bir yayında da bunu konuştuk. Yani Okan konusunu da konuştuk bu anlamda. Ya İsmail'in açıkçası kalecilik yetileri iyi bir kaleci değil. Yani kalecilik yetileri iyi değil. Şimdi iyi kaleci olmayabilirsiniz bazen. Yetileriniz iyi değildir ama bunu çalışarak kapatırsınız. Muslera gibi bir kaleci var. İyi bir de kaleci antrenörünüz vardı. Bunlarla bunu bir kapatabilirdiniz. Ama bakıyorsunuz İsmail'e ne çalışma performansı ne üstüne koyan bir performansı var. Şimdi Hatay maçındaki 7 gollere bakıyorsun. Sol tarafından herhalde ikinci golde Hatay'ın golü. Elimi uzatamıyor. Ya bir kalecinin nasıl diyeyim hani kalecinin yetiliğiyle çok rahatlıkla çıkaracağı bir topa uzanamıyor. Kasımpaşa maçında 7 ikinci gol. Top daha vurulmadan sol tarafına bıraktı. Umut muydu? Çevirdi topu ikinci evet, golde. Evet, aynen. Çok güzel bir çevirdi ayağını ama sen Galatasaray kalesi ayakta duracaksın, topu takip edeceksin, pozisyonunu alacaksın. Ya bunlar yok. Hani İsmail'in bu sıkıntıları var. Kalecilik yetileri Galatasaray'da olmasını gerektirecek bir kalecilik. Fizik olarak evet. Kalede bir fizikli kaleci var. Ama ne yan top, ne ayak, ne blokaj, ne birebir hiçbir şeyini ön plana çıkartan bir İsmail görmüyoruz. Bu da ister istemez tabii ki taraftardan da tepkiye sebep oluyor. Yani bunu anlamıyorum. Fatih Hoca ile başladı ama şu an gelinen durumda artık değişmesi lazım. Yok mu yani Fatih'in bu kadar kötü mü yani? Fatih de bu kadar kötüyse İsmail'in önüne geçemiyorsa ne işi var Galatasaray'da bu kalecilerin? Bunu da sorgulamamız lazım o zaman. Ya bu antrenmanda ne görüyor acaba teknik heyet? Ben onu merak ediyorum. Antrenman performansı çok önemli. Eğer Fatih işte bir koronavirüs vakası geçirmiş vesaire ondan sonra antrenman performansında mı sorun vardı? Yeterince istekli gözükmüyor mu? Yani Torrent niçin ısrarla iki maçtır tercih ediyor İsmail'i? Şöyle büyük bir ihtimalle şu oluyordu. Ben antrenmanları takip etmedim. İçeriden de duyum almadım ama tahminim şu oluyordu. Fatih bakıyor İsmail oynuyor. Kadroda İsmail var. Kendisi garda düşürüyordu. Ben yani doğru bir şey değil bu. Ama demek ki bu antrenmanda da yani ben oynayamıyorsam bu
kulaklarda zaten ben oynayamayacağım. Belki antrenmanda da bıraktıysa o moral motivasyonunu, yeni gelen teknik direktör de ona şans vermiyordur. Belki şunu söyledi ama maç sonrasındaki demecinde kaleci antrenörüyle istişare yapıyoruz dedi. Ben dedi onların dedi sözünü dinlerim. Tamam, kaleci antrenörünün sözünü dinlemek önemlidir. Ama bir de bazı şeyler görünüyor sahada. Siz teknik direktörsünüz, bir kalecinin takıma zarar verdiğini görüyorsunuz. Şunu söylüyor. Bakın bu çok önemli. Sevgili Özgür diyor ki teknik direktör bugün kalecilik de diyor bir sorun yoktu aslında diyor, yediğimiz gollerde diyor. Bu çok enteresan. Ne diyorsun hani bu açıklamaya? Bunu bile bir teknik direktör göremiyorsa o zaman teknik direktörün zaten çok ciddi problem var. Kalecilikte bir şey yok diyemezsiniz. Galatasaray kalesindeki ikinci golde özellikle o pozisyonda o topu çıkarması lazım. Ayakta kalacaksın orada. Hani bunun ne anlama geldiğini bilmiyor bir teknik direktör. Tamam, kaleci gözüyle bakmak ayrı bir şey, kaleci antrenörü gözü, ama bir teknik direktör kalecinin bu golü yememesi gerektiğini, bunu belki Denizli Spor kalecisi yiyebilir, işte alt liglerde bir kaleci, ama Galatasaray kalesindeki bir kaleci bu kadar rahat gol yememeli. Yani kaleye şut geliyor, gol oluyor. Hani anlatabiliyorum mu? Anladım, kalede anladım. Kaleci var, hiçbir pozisyonda sizi ayakta tutamıyor kaleci. Anladım dedim. Yani her pozisyon gol oluyor. Şimdi o zaman da taraftar diyor ki yani ne koysak kalede gol oluyor, ne vursalar gol oluyor. Bu doğru bir yaklaşım değil teknik direktör bakımından. Teknik direktör şunu söylemeli. Maç kurtaran kaleciye ihtiyacı var. Şu an yok Galatasaray'da ama mevcut 3 tane kaleciden Balaban'ı oynatırsın o zaman. Yani sen olsan yani teknik ekibi içerisinde olsan oynatalım mı bu genç çocuğu Balaban'ı diye? %100 söylerim. Söyler misin? %100 söylerim. Neden söylerim? İsmail'in de artık o özgüven gitti. Yani bu oynadığı son 5 maç mı oynadı? 4 maç mı? 6 maç mı? Tam anlamıyla sayısını müşteriden sonra 6 maça çıktı herhalde. Galiba. Yani bu kupa maçlarında koyarsak şimdi göremiyoruz İsmail'de bir şey. Ben hani tamam, ben kaleci gözüyle bakıyorum. Diğer taraftan taraftar da futbol sever olarak bakıyor. Görebiliyor musunuz? Hani İsmail'de bir kalecilik, bir yeti, ya bizim göremediğimiz teknik direktörü şunu görüyor diyeceğimiz bir konu var mı şu an? Yok. Ya, bu çok net görünüyor. Fatih Hoca da denedi, olmadı. Şimdi geldi sevgili Torrent'te, olmuyor. Artık değişmesi lazım Trabzon maçında. %100 Fatih'in ya da Balaban'ın oynaması lazım. Başka bir alternatif görmüyorum ben şu an Galatasaray karşısında, ama böyle orta sahaya çıkarsanız Trabzon karşısında bu da size daha farklı bir fatura, daha acı bir fatura çıkartabilir. Onu da çözmesi gereken sevgili teknik direktör Torrent. Vakame başta olmak üzere koronavirüsten çıkan, sakatlık durumu düzelen oyuncularıyla İstanbul'a gelecek Trabzonspor lider. Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor. Ne diyorsun? Nasıl bir senaryosu var bu maçın sence? Valla bu orta saha şöyle söyleyeyim. Hani Galatasaray takımı Avrupa'daki maçlardaki gibi defansif olarak, yani Trabzon'u bekleyerek bir oyun kurgusuna dönerse belki en azından gol ve goller bulabilir Trabzon. Arkasında Kerem'le, Halil'le işte orada yapacağı organizasyonlar, ama diğer türlü açık oynayıp Trabzon'un üstüne giderse zaten çok büyük problemler olur. Bu orta sahayı ben neden oluşturdum? Şimdi Torrent'te şöyle bir algı oldu biz geldiği zaman. Pep'in oyun sistemi ne? Pasa dayalı bir oyun sistemi. Oyun oynamaya, daha çok topla oynamaya bir sistem kurgusuna gider dedik. Ama siz Alparslan'la, Anhok'la bir orta saha kuruyorsanız demek ki o sisteme uygun bir teknik direktör değilsinizdir. Biz bunu yanlış değerlendirdik. Böyle bir orta sahanın pas yapmayacağını, yapamayacağını öngörmeniz gerekir. Tabii ki çok erken. İki maça çıktı, takımı tanıması lazım, ülkeyi tanıması, oyuncu bunu, ama o zaman da yönetime şunu sorarlar. Neden böyle bir teknik direktör? Hani sizi tanımayan, ülkeyi bilmeyen, futbol anlamında Türkiye'ye karşı çok bir şey olmayan bir teknik direktörü getirmek size ne artı sağlayacak? Bu da tamamıyla soru işareti. Trabzon maçını sordunuz, buraya geldi, ama teknik direktörün oyuna bakışını da burada değinmek istedim. Zor bir maç Trabzon. Tabii ki lider çok ciddi puan farkları var. En yakın takipçisiyle 16 puan. İyi de oynayan Trabzon var, ama son iki maçına baktığınız zaman hem Sivas maçı hem son hafta içerideki Giresun maçını belki puan ve puanları zar zor kurtardı da diyebiliriz. Yani Trabzon da böyle üst düzey bir futbol oynamıyor. Ama Galatasaray'ın bu oyunu Trabzon'un oyununa cevap verebilir mi? Şu an görünen tabloda maalesef ki Galatasaray için tehlike çanları ciddi anlamda çalıyor sevgili Özgür. Ne dersin? Bundan sonra eğer Trabzonspor maçında da nahoş bir sonuç Galatasaray adına ortaya çıkarsa ya, ne olur sence?
Ya futbol adına her şey var. Tabii ki 3 puanlı sistemde ama Galatasaray şu an 27 puanla Antalyaspor arada 3 tane takım olmasına rağmen 4 puan var işte Antalya'yla. Evet, işte, Giresun'a 3 tane takım var, 4 puan var arada ama 3 tane takım var. Giresun'a kaybetti. Evet. Kasımpaşa'ya kaybetti. Bakıyorsunuz hani Altay'ı yenemedi, Malatya'yı yenemedi, Karagümrük'ü yenemedi. Galatasaray maalesef çok ciddi bir problem yaşıyor puansal olarak. Tabii ki bunları konuşmak çok erken Galatasaray için ama puan durumu da ortada, oynadığı futbol da ortada. Eğer çok radikal kararlar alınmazsa, ya biz bu kadar hararetli konuşuyoruz ama Florida'da neler konuşuluyor, neler oluyor bilmiyorum. Çok ciddi cezalarla birlikte oyuncuların bir kendine gelmesi lazım. Burada lider oyuncu kim? Arda. Takım kaptanı olarak bu takımı toplaması gerekiyor. Şu an ben teknik direktörün takımı toplayabileceğini düşünmüyorum. Burada şu an takım toplayacak tek kişi Arda'dır. Arda da bir an önce sorumluluk alıp bu takımı toplamalıdır. Arda'dan da bir şey göremezsek bırakırsa maalesef ki sezon sonu çok kötü bir sonuçla karşılaşabilir Galatasaray. Sevgili Kerem İnan son derece açık sözlerle tespitini yaptı, düşüncelerini sizlerle paylaştı. Kerem, benim sana sorabileceklerim bu kadar, varsa ekleyeceğin onu da alabiliriz. Vallahi dediğim gibi hani Florya'da tehlike çanları çalıyor artık. Bunu yönetim bazı şeylere, başkan özellikle el koymalı. Ben hani diğer yöneticilerin bu anlamda ellerinde yapabilecekleri bir şey yok. Zaten çok ciddi sosyal medyada da infial yaratan konular da var. Hani bu konular şu an bizim gündemimizde yok ama sosyal medya tarafına baktığınız zaman yönetimdeki insanların çok ciddi Galatasaray'a zarar verdiğini de görebiliyoruz. Burada başkanın bence statta değil de bu ara biraz daha Florya'da olması lazım sevgili Burak Elmas'ın. Bir an önce Florya'da bazı şeylere el atması gerekiyor. Yoksa gidişat çok daha kötüye gidiyor. Sevgili Kerem İnan'la söyleşimizin sonuna geldik. Kerem, çok teşekkür ederim bize katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları, iyi yayınlar. İyi hafta sonları. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı kadrosu belli oldu. 6 tane eksik var. Fenerbahçe'nin en zor deplasmanı belki de Sivas deplasmanı. Sarı lacivertler haftaya 36 puanla 3. sırada giriyor. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer alıyor. Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivas'ta oynanacak maç ve 16'da başlayacak. Sivasspor kadrosuna alınmayan oyuncular kimler? Mesut Özil, Atile Zalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve kaleci Altay Bayındır. Henüz hazır değil, sakatlıktan çıktı ama. Berke kadroda mı? Evet, Berke özel kadroda. Ertuğrul Çetin oynamıştı son maçta, Altay maçında. Eğer Berke sakatlıkla ilgili çok ciddi bir problem yaşamıyorsa, ki yaşıyor olsaydı alınmazdı kadroya, Berke oynayacak Sivas maçında muhtemeldir ki. Sevgili İrfan 25 bizimle birlikte Fenerbahçe'deki son durumu konuşacağız. İrfan hoş geldin. Merhabalar, özgür yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. Teşekkür ederim. İrfan, ne diyorsun? Mert Hakan Yandaş'ın, Mesut Özil'in ne gibi sorunları var? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan, yani tedaviler devam eden Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş var. Diğerlerde ise hasta olan Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu kadroda yer almıyor. Ayrıca sarı kart cezalısı Atilla Salay da maç kafilesinde yer almıyor. Hem Mert Hakan Yandaş'ın adresinde sıkıntıları söz konusuydu. İkinci derecede zorlanma vardı biliyorsunuz. Geçen hafta da geçen maçta forma giyememişti. Onun tedavisi devam ediyor. Ama Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu'yla ve Muhammed Kılıçkaya'yla ise hastalıklar var. Hastalar yani. Anladım. Ondan dolayı kadroda değil. Kalede kim oynayacak? Berke mi oynuyor kalede? Tabii Berke son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yani belinde hafif ağrılar devam ediyor ama büyük ihtimalle Berke'nin yarınki maçta ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bugün antrenmanın tamamında yer aldı. Onu söyleyebiliriz. Antrenmanın tamamında yer aldı. Peki nasıl bir maç bekliyor sence Sivas'ta Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe aslında soğuk hava daha çok hava şartları düşündürüyor Fenerbahçe'yi. Çünkü Fenerbahçe'de maç saatinde -5 derece civarında bir hava sıcaklığı olması bekleniyor. Tabii burada da Fenerbahçe teknik heyeti ona göre önlemler aldı. İşte oyunculara termal içlikler hazırlandı. İşte özel kremler, soğuğa karşı oyuncuları koruyacak özel kremler gibi çeşitli önlemler de aldılar. Ama tabii burada Fenerbahçe'yi oldukça zorlu bir maç beklediğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe bu maçı kazanıp en azından lige verilen araya moralli girmek istiyor. Tabii rakipte de çok sayıda eksik oyuncu var. Tabii Sivas Spor'da
kart cezalısı Kerem Atakan, Keskin, Aca Sakatlar bulunan Felix, Fredrik, Hakan Aslan ve Leke James ile Afrika Kupası için ülkelerinde bulunan Maskreder ve Faysal Faiz yani ki maçın kadrosunda yer almıyor. Tabii bu Fenerbahçe için aslında istihbarat konu eksikler olması bir avantaj teşkiliyor. Fenerbahçe'nin de bu maçı kazanıp İsmail Kartal bu maçı kazanıp ben hatta lige verdim araya moralli girmek ve bu arada yapacağı antrenmanlarla takımdaki eşlikleri biraz daha gidip daha motive olmuş bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Atilla Szalai'nin Napoli'nin gündeminde olduğundan ve Napoli'nin bir transfer teklifinde bulunacağından bahsediliyor. Ne dersin bu konuda? Sadece Napoli değil, Atilla Szalai'ye çok sayıda transfer teklifi de var. Newcastle United'da Atilla Szalai ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin Atilla Szalai'den en az bir 20 milyon euro gibi bir bonservis bedeli beklentisi söz konusu. Yine teknik direktörü İsmail Kartal'dan Sivas Spor maçının ardından Sayın Başkan Ali Koçtaki'yle de gelecek bir yanında transfer zirvesi, takımdan ayrılacak oyuncular, takıma transfer yapacak isimler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Tabii İsmail Kartal'ın da Atilla Szalai ile ilgili bir basın toplantısında kendisine sorulduğunda şu ifadeyi kullanmıştı. Atilla Szalai'yi gönderirsek bu devre arasında onun kalitesinde bir ismi nasıl kadroya katabileceği şeklinde. Tabii burada bu görüş alışverişinde bulunacak ama Atilla Szalai'yi kendine bahsettiğim gibi yani Napoli'nin ciddi bir ilgisi söz konusu. Yine Newcastle United'ın transfer teklifi var. Ayrıca Sevilla'nın da Atilla Szalai'yi istediği yönde bilgiler söz konusu. Sevilla resmi teklif yaptı mı Fenerbahçe? Şu anda bir ilgi söz konusu ama resmi teklifle ilgili bir duyum almadım henüz. Ama şöyle söyleyeyim, Sevilla'nın da takibinde yer alan bir iş. Atilla Szalai'yi. Ve Fenerbahçe'de eğer iyi bir teklif gelirse yani 20 milyon euroya yakın bir teklif gelirse bu teklifi kabul edeceğini biliyorum ben. Doğru söylüyorsun. Ama bu dönem içerisinde gelir mi? Devre arasında gelir mi? Çünkü şimdi şöyle de söyleyeyim. Şimdi Atilla takım performansı kötü olunca hocam performansını da bireysel performansını da geriye gidiyor. Şu anda yani Fenerbahçe'deki performansına bakarak bu teklif gelir mi? Biraz soru işareti. Ama şimdi Elif Elmas zaten mesela örneğini verebiliriz. Elif Elmas Fenerbahçe'deki performansı nedeniyle transfer olmadı kulübü yurt dışına. O daha çok milli bir takımında oynadı. Ortaya koyduğu performans. Eza Vedat Muriç de iyi böyle. Tabii Fenerbahçe'de iyi performans ortaya koydu ama Kosova milli takımında oynadığı maçlardaki performansı nedeniyle yurt dışına transfer oldu. İşte Atilla Szalai de daha Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan milli takımında sergilediği futbol, oynadığı futbolla daha çok Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor. O nedenle şu anda Fenerbahçe'deki performansının son maçlarda biraz daha performansında da düşüktü. Formunda da bir düşük var. O yüzden bu rakamlara ulaşır mı? 20 milyonluk rakamlara ulaşır mı? O bir soru işareti. O da bekleyip göreceğiz. Bakalım neler olacak. Forvet transferi konusunda bir gelişme var mı? Şu anda forvet transferinde bir gelişme yok. Dediğim gibi Sivas Spor maçı sonrası Sayın Başkan Ali Koç'ta İsmail Kartal'a bir araya geçecek. Bu transferde gerekli transfer yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal geçici olarak takımın başına getirildi ve bu yönde de açıklama yapıldı. Ama gelecek sezon için planlanan teknik direktörü henüz açıklanmadı. Şimdi neye göre transfer yapacak Fenerbahçe? Bu forvet transferi yapsa belki yeni gelecek teknik adamın oyun sistemine uymayacak. Onun istediği profilde olmayacak. O yüzden aslında biraz belirsizlik de var Fenerbahçe'de. Bu belirsizlikler aslında İsmail Kartal'la Ali Koç'un yapacağı görüşmenin ardından daha belirgin bir haftaya gelecektir. Ama Fenerbahçe'nin bir forvet transferi yapmak istediğini net bir şekilde biliyoruz. İsmail Kartal da bir sol bek ve forvet bekine bir transfer istediği yönde de yönetime rapor verdiğini söyleyebilirim. Peki. İrfan, var mı Fenerbahçe'nin gündeminde ekleyebileceğin, aktarabileceğin başka bir şey? Benim Hull City'de Fenerbahçe Allah yarın İranlı Bozcu Allah yarın transferi konusunda prensip anlatmaya vardı. Ama Cunus Hocalı ile Sayın Başkan Aykoş bir görüşme geçirmişti ve Allah yarın Şampiyonlar Ligi ekibinin Hull City'ye transferinin artık noktalanmasını bekliyoruz. Maliyetleri nedir?
benim aldığım bilgiler satın alma opsiyonu kiralık olma ihtimali daha yüksek oldu. Yani şu anda bonservisede değil, bu yarım sezonluk kiralık, daha sonra satın alma opsiyonunun bir satın alma opsiyonuyla Hull City'ye transfer olacağı yönde. Rakamında 5 milyon euro'nun üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor şu anda. Ama net bir rakam şu anda söyleyemeyiz. Ama Hull City'nin transfer, Allah yaradığında Hull City'ye transferinin kısa sürede açıklanmasını bekliyoruz. Allah yaradığında Anderlet'in de ilgisi vardı ama Anderlet, Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılayan bir teklifte bulunmadı. O nedenle Anderlet'e Allah Yar da Anderlet'e transfer olmak istiyordu ama bu City yöneticileri Allah Yar'la görüşte onu ikna etti. Artık ufak bir güzel kaldı. Ben birkaç gün içerisinde veya da bu süreç içerisinde Allah Yar'ın bu City'ye transferini gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Sevgili İrfan 25 bu önemli bilgileri aktardı Fenerbahçe ile ilgili olarak. Çok teşekkür ederim İrfan. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. İrfan da aktardı. Allah Yar Sayamet Manes Hull City'ye gidebilir. Taraflar transferin son detaylarını görüşüyorlar. Sarı lacivertler Allah Yar'ı 2019-2020 sezon öncesi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında almıştı. İranlı oyuncu biliyorsunuz. Kiralık olarak forma giydiği Zorya'da 24 maçta 9 gol attı. 4 tane gol pasıyla oynadı. Ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş'ta Vida yeni sözleşme konusunda masaya oturdu mu? Anlaşma yapmadan masadan kalktı mı? Beşiktaş'ta dün bir açıklama vardı ve başkanımız Ahmet Nurçebi'nin Vida'yı Trabzonspor'a önerdiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor deniyordu bu açıklamada. Sevgili Kartal Yiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Ne diyorsunuz bu konuda? Teşekkürler. Vida ile ilgili herhangi bir şey yok. Beşiktaş'ın şartları belli. Ahmet Başkan Nurçebi daha önce de söylemişti biliyorsunuz. Bizim şartlarımızı kabul ederlerse devam ederler ama kabul etmezlerse yapacak bir şey yok demişti. Beşiktaş şu an hem Larin olsun hem Vida olsun ve diğer özellikle Larin de Vida göz önünde olduğu için söylüyorum. Şu an itibariyle görüşmeleri dondurmuş durumda. Sezon sonunda tekrar masaya oturulacak ama geçenlerde sportif direktör Ceyhun Kazancı Bey ile bir görüşme fırsatım oldu. Ceyhun Bey şu an herhangi bir görüşme yapmayacaklarını söyledi. Teklif yapılmış daha öncesinde biliyorsunuz Larin'e özellikle 2,5 milyon euro civarında bir parada diletiyor. Beşiktaş bunu veremeyeceğini bunun da altında bir rakam olduğunu deklare etmişti. Kez daha Vida için de aynı şey geçerli. Beşiktaş'tan 3 milyon euro civarında kazanan Vida'ya siyah beyazlar yeni sezonda 1,5 milyon euro önerdi. Vida tabii ilk görüşmede bunu kabul etmedi. Yani hem Vida hem Larin ilk görüşmelerde bu rakamları kabul etmedi. Beşiktaş da şu an itibariyle görüşmeleri dondurma kararı aldı. Benim şahsi fikrim yani ayrıca edindiğim bilgi kulüpten yöneticilerle de görüştüm. Kesinlikle ısrar edilmeyecek ve şu anki görüntüde hem Larin hem Vida ile yolların ayrılacağı şeklinde. Yani bu dönem içerisinde mi? Yoksa sezon sonunda mı kesin? Yok, sezon sonu. Sezon sonu. Devre arasında bir hareketlilik beklenmiyor. Evet, beklemiyoruz. Sezon sonu Beşiktaş'ın teklifi kabul edilmezse, yani yönetimin yaptığı teklifi kabul etmezlerse iki oyuncuyla da yollar ayrılacak. Özellikle Beşiktaş Vida konusunda ısrarcı değil. Açık ve net. Vida'yla büyük ihtimal yollar ayrılacak. Ama Larin'le Larin için farklı bir durum var. Yaşının da genç oluşu, gösterdiği performans zaman zaman çok olumlu. O yüzden Beşiktaş Larin'de biraz ısrar edecek. Yani verdikleri rakamı belki bir tık üstüne çıkabilirler ama Vida için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Vida ile yolların ayrılması muhtemel. Tabii ki oyuncuların Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesi halinde tekrar devam edebilirler ama Beşiktaş önümüzdeki sezondan itibaren hep bunu söylüyoruz, konuşuyoruz. Ciddi bir yapılanmaya gidiyor. Zaten borçlar bir hayli artmış durumda. Beşiktaş'ın bu konuda yabancı oyunculara verilecek çok yüksek rakamları yok. Yerliye, öz kaynağa dönüş olacağı için ısrarcı olunmayacak bu oyuncularla. Benim bir fikrim var. Eğer Watford ilgi göstermek
Fenerbahçe'den daha çok teklif verirse Beşiktaş'a Vida'nın transferi konusunda Beşiktaş bir saniye düşünmeden bu teklifi değerlendirecektir. Tabii verilen paraya da bağlı ama Watford adına hareket eden bazı insanlar Vida'nın transfer koşullarını sormuşlar ama resmi bir teklif verilmemiş şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet ki öyle yani Özgür, hiçbir Beşiktaş'a gelen bir teklif yok. Zaten Beşiktaş teklif gelirse hele bu dönemde bir bonservis parası da verirse Watford veya başka bir kulüp olsun gönderecek. O nedenle ciddi bir, yani o menajerlerin çıkardığı şeyler. Ben Vida tarafından da bakıyorum. O konuda deren bir şey yok. O yüzden bunlar sadece söylentiden ibaret. Ben bu sezon bu oyuncuların bu şekilde bu sezon Beşiktaş'ta tamamlayacaklarını ama önümüzdeki sezondan itibaren şartların oluşması halinde ayrılacaklarını tahmin ediyorum. Sevgili Kartal Yiğit bu bilgiyi aktardı. Ne dersiniz, lig maçı öncesi Beşiktaş'ta son durum ne? Beşiktaş'ta son durum şöyle, moralli siyah beyazlar. Covid olanların iyileşmesi, sakatların iyileşmesi, Enkudu ve Mertis dışında eksik bulunmaması Malatya Spor deplasman öncesi tabii ki yüzleri güldürüyor. Beşiktaş bir seri yapma peşinde, yalnız yani bir maç kazanıp bir maç ara verip o şekilde değil, bir seri peşinde. Özellikle Malatya Spor maçına önem veriyorlar çünkü biliyorsunuz ara var. Bu araya en iyi şekilde girmeyi düşünüyor siyah beyazlılar. Malatya Spor maçı kazanarak da kazanıp morallenmek istiyorlar. Dediğim gibi 11 konusunda zaten artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Sakatlıklar ve hastalıklar olmazsa hemen hemen geçtiğimiz haftanın 11'iyle çıkacak Beşiktaş. Zaten yolculuk var. Bugün Malatya'ya gidiyorlar. Tabii kış şartları ne olacak onu da düşünmüyor değil siyah beyazlar. Malatya'daki hava şartlarını da düşünüyorlar. Sevgili Kartalit, maçın başlama saatini sormak istiyorum size. 13.30. Ne evet. diyorsunuz bu saat için? Beşiktaş ilk defa oynayacak. Çok uzun bir aranın ardından evet. bu saatte. Ben bir şey diyemem. Yani mantıklı. Çünkü kış şartlarında neyin ne olacağı belli olmuyor. Yani maçın duraklamaları olabilir kar yağışından dolayı. Belki o yüzden 13.30 aldılar. Yani bu konuda fazla bir şey, Beşiktaş'tan da zaten bir şey yok. Herhangi bir tepki veya cevap yok. Tabii Beşiktaş ilk kez 13.30'da oynayacak. Şimdi metabolizma olarak da oyuncular akşama alıştığı için belki zorlanacaklardır. Yani gündüz bu saatlerde. Çünkü bakıldığı zaman 13.30'daki maça çok erken kalkacaksınız. 1,5 saat sattan 11.30 civarı statta olmanız lazım. Erken kalkacaksınız, kahvaltınızı yapacaksınız. Oyuncular için söylüyorum. Yani orada biraz bir etkilenme olabilir. Çünkü Anadolu takımları daha çok oynuyor o saatlerde. Beşiktaş hiç oynamadı bu sezon. Yani orada saat konusunda böyle bir sıkıntı yaşanabilir. Yani oyuncuların alışması anlamında. Peki. Size son sorum. Alex Tekşire ile ilgili. Bugün bazı iddialar gündeme geldi. Alex Tekşire ayrılıyor diye. Var mı bunun aslastırı? Şu an hiçbir şey yok. Yani Beşiktaş'ın yani hep konuşuyorum. Gelecek var mı? Gidecek var mı? Gidecekler belli. O isimler belli zaten işte. Hep aynı isimleri konuşuyoruz. Ama bir türlü gitmiyorlar. Onlara da bir teklif yok. Ayrılacaklar. Takım gitmek isteyen de yok şu ana kadar. Yani ben o nedenle bu kadronun önündeki bu sezonu böyle tamamlayacağını düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Kartal Yiğit Beşiktaş bölümümüzde son bilgileri aktardı sizlere. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap ki kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Bakalım Trabzonspor'da son durum ne? Bu arada haftanın hakemleri açıklandı. Trabzonspor Galatasaray'ın konuğu olacak ve bu maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. 23 Ocak Pazar günü oynanacak bu karşılaşma. Nef Stadyumu'nda saat 19'da başlayacak. Şimdi sizlere 23. haftanın düzelterek söylüyorum. Programı aktarıyorum. Cumartesi günü saat 13.30'da Malatya Spor Beşiktaş'ı konuk edecek hakem Zorbay Küçük. 16'da Adana Demirspor'un konuğu Fatih Karagümrük, Suat Arslanboğa yönetecek bu maçı. Yine aynı saatte Sivas Spor Fenerbahçe'yi ağırlayacak Alper Ulusoy'un yönetiminde. 19'da Başakşehir Göztepe maçı var. Arda Kardeşler bu karşılaşmayı yönetecek olan isim. 13.30'da Hatay Spor Çaykur Rizespor maçı Serper Barış Saka. Bu maçta hakem. Pazar gününün programını aktarıyorum. 16'da Antalya Spor'un rakibi Gaziantep Futbol Kulübü Abdülkadir Bitigen bu maçta görev alacak. Aynı saatte Giresun Spor Alanya Spor maçını
Mert Güzenge yönetiyor. Yine aynı saatte Altay Konyaspor maçında Yasin Kol görev yapacak ve haftanın maçı. Az önce aktarmıştım, yineliyorum. 19'da Aslantepe'de Galatasaray Trabzonspor ağırlayacak. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Değerli dinleyiciler, Trabzonspor bölümümüzde Karadeniz Gazetesi'nin spor direktörü sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz, merhaba. Merhaba Özgürcüğüm, iyi yayınlar diliyorum. İyi Trabzon'dan da selamlar, saygılar herkese. Selamlar sevgili Nihat Erenci. Bugün yine güzel bir kapağı vardı Karadeniz Gazetesi'nin Trabzonspor'la ilgili olarak. Tabii Galatasaray'daki durum iyi olmayan gidişat, Trabzonspor'un motivasyon hanesine eklenen bir artı olarak kabul ediliyor mu? Nasıl yorumlanıyor orada durum? Ya şöyle tam tersi. Şimdi tam tersi. Ben yaralı bugün, aslan. Bugün... Daha şöyle, evet, aynen doğru söylüyorsun. Yani bugün mesela özellikle geçmiş dönemlerde işte teknik adamlık yapmış bazı isimler, yine bazı futbolcular, önemli isimlerle hep böyle sohbetler yaptım. Yarın da sayfaya bunu taşıyacağım. Onu konuştuk. Dedik ki Galatasaray şu anda çok dağınık. Küme düşme hattına artık iyice yaklaştı. Yani o gün muhtemelen belki tribünler full dolacak ama üzerlerinde ciddi bir seyirci baskısı olacak. Bu bizim için yani Trabzonspor için bir avantaj mı olur yoksa yani sıkıntıları mı olur? Mesela Hande Aslan'la yaklaşık senden bir 5 dakika önce sohbet ederken şunu söyledi. Yani elbette dedi, şimdi Galatasaray'ı izliyoruz. Ne bir takım savunması yapabiliyorlar. Yani belki hani takım olarak hücum ediyorlar. Arkayı olduğu gibi geniş alanlar bırakıyorlar. İşte geniş bıraktıkları alanlardan da bol bol gol yiyorlar. Bu da aslında bizim Trabzonspor'un hani futbol yapısı için çok uygun. Yani böyle bir yakalarsak çok farklı bir maç da olabilir ama iki türlü. Diğer taraftan da şöyle bir handikap var. Galatasaray hani bu maçı da kaybettiği anda artık otomatik olarak küme düşme yani o ateş hattının içinde olacak. O da onlara bir yani ekstra bir motivasyon da olabilir. Yani tribünlerin belki takım iyi oynamaya başladığında şeyi de değişebilir. Hani şimdi tepki gösteriyorlar ama taraftarlık çok farklı bir duygu biliyorsun. Hani ihtiyaç olduğunda arkalarında olduğumuz bir güç olabilir. Yani şey olarak zor bir maç bekliyor. Yani genel görüntü bu. Kolay olmayacak. Ha şu olabilir. Trabzonspor o gün Vakame işte 2 haftalık bir aradan sonra artık bu hafta biz Galatasaray karşısında oynamasını bekliyoruz. Vakame Trabzonspor için ekstra bir güç. Yani genelde Trabzonspor'un oyun şablonunu az çok sen de biliyorsun. Set oyununu seviyor. Çok fazla yani hızlı bir geçişler yapmıyor. Hücum ederken de genelde skoru üretmekte son 2 haftada sıkıntılar yaşadık. O da neden yaşadık? Vakame gibi özel bir oyuncunun işte geçen hafta da Hamşik oynamadı. Hamşik gibi bir liderin olmaması takım içindeki dengeleri de bozdu. Çünkü o diğer oyuncular ne Vakame kadar ne de Hamşik kadar oyuna etki edebiliyorlar. Şimdi Vakame'nin oynayacağını söyledik. Hamşik'in durumu net değil Özgür. Ne Hamşik, durumu sonra? Şöyle bir ciddi bir kas grubunda ağrıları vardı. Hoca o gün riske etmedi. Giresun maçında yani dinlenmesini istedi. Tribünden maçı takip etti. Ben tam dün de salonda çalıştı. Ben tahmin ediyorum yarınki son idman yapıp Trabzonspor sonra İstanbul'a gidecek. Yarınki idmanda ben Hamşik'in takımla birlikte çalışacağını ve taktik çiftkalede yer alacağını düşünüyorum. Şimdi tabii Hamşik'in oynamasıyla birlikte Trabzonspor'daki ilk 11 kurgusunda da değişiklik olabilir diye düşünüyorum. Nasıl yani, mesela? Mesela şöyle Perez 1-2 maç biraz düşüş yaşadı ama Trabzonspor maçında fena değildi. Şimdi 3 yabancı kullanma zorunluluğu da var biliyorsun. Biz bunları kimle kullanıyorduk? İşte Uğurcan kalede. Dorukhan artık banko takımın 11'i gibi oldu. Üçüncü isim genelde Abdülkadir Ömür oluyordu. Ömür yaklaşık bir 15 gün yok Özgür. Yani Galatasaray maçında olmayacak, Kasımpaşa maçında olmayacak. Muhtemelen Konyaspor maçında sahada olmasını bekliyoruz biz. Şimdi o oynamadığı zaman üçüncü yabancı Berat, yani en yakın şu anda oynaması ihtimali yüksek oyuncu Berat gözüküyor.
Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Sevgili Nihat Erenci bizimle birlikte Trabzonspor bölümümüze devam ediyoruz programımıza. Trabzonspor'la ilgili Galatasaray maçı İstanbul deplasmanı öncesi son durumu aktarıyor sizlere. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler Özgür. En son Vakame'nin yani oynayacağını söylemiştik. Burada önemli kilit isimlerden bir tanesi Marek Hamşik dedim. Yani Marek Hamşik gerçekten Trabzonspor orta sahası için müthiş bir isim. Hem oyun karakteri, hem takım içindeki liderliği, hem ağabeyliği, yani çok özel bir isim. Şimdi onun durumu muhtemelen yarın tam netlik kazanacak. Ben bugün de onun Hamşik'in dinlendiğini biliyorum. Yarın yapılacak son taktik provada muhtemelen 11, yani ilk 11 gibi olacak. Trabzonspor bu durumda, işte onu söylüyordum bu at yarışlarına gitmeden önce. Hamşik'in oynamasıyla birlikte orta saha kurgusunda bir ufak bir çaplı bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Dorukhan'ı bu durumda sağ bek oynatır hoca. Ortayı Hamşik, Berat ve Bakasit'ten oluşturur ki bu daha çok mantıklı geliyor. Şimdi Vakame'nin dönüşüyle birlikte Visca, Edin Visca, Cornelis ve Vakame ileri üçlü olacak. Orta alanda dediğim gibi Hamşik, Berat ve Bakasetas üçlüsü. Savunma dörtlüsü de kalede Uğurcan olur. Sağda Dorukhan Tabek oynar. Orta ikili de Hugo ile beraber Denzil. Sol bekte de yeni transfer Puhaş olur diye düşünüyorum ki Puhaş geçen ilk maçında yani hani o beklentilerin belli ki bir tık aşağısındaydı ama çok kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Tahmin ediyorum ki kaldığı bu yarım sezonluk anlaşıldı ama bu yarım sezon içinde de Trabzonspor'a ciddi katkılar verecek diye düşünüyorum Özgür. Satın alma opsiyonu yokmuş. Evet. Onu aslında şöyle diyelim ona da yani aslında hoca o konuda ısrarcıydı yani. Hani satın alma opsiyonu kulüp Union Berlin böyle bir şeyi tanımadı Trabzonspor'a ki yani ben tahmin ediyorum sezon bittiğinde Trabzonspor yani Puhaş'ı belki de alabilmek için pazarlık masasına oturacak değil mi? Oturacak ve yani çünkü dedim ya geçen hafta böyle bir işte yaklaşık bir 60 dakika falan sahada kaldı ama belli yani hani denir yani bu dersiniz kumaşı iyi bunun diye. Kumaşın iyi olduğu belli. Maç temposu biraz düşüktü, o da çok doğal. Bundesliga'da bir tane maça çıkmamış yani çocukcağız. Şimdi Trabzonspor'da oynadıkça o fiziki gücünü de ritmini de kazanacaktır ki bence çok da başarılı olur diye düşünüyorum. Evet. Peki stoper transferi konusunda var mı yeni bir gelişme? Ya şöyle, hep her fırsatta seninle konuştuğumuzda sürekli 3 ismi söylemiştik yerli Samet olarak. Samet Akaydın, Fatih, evet. Kurucuk, Kaan Ayhan. Hatta 4. diyelim. Nedir o? Şöyle söyleyelim. Samet, Koray Günter ve Kaan Ayhan. Kaan için aslında dün Sassuolo'nun İtalya Kupası'nda maçı vardı ve kadroya almamışlardı ki onun bu kadroya alınmaması hemen tabii ki doğa beraberinde Trabzonspor'la anlaştığı için kadroya alınmadı diye ama bugün çok ısrar ettim. Yani birkaç yöneticiyle de sohbet ettim. Çok net bir şey yok diyor. Yani istediğimiz aynı diyor. Nasıl önceden girişimlerimiz vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz ama diye orada biraz tabii Kaan'ın meblağının yüksek olması biraz sıkıntı yaratıyor. Sezon sonu satın alma opsiyonu için ciddi bir para istemişlerdi. 7 ile başladı, 6, 4'e kadar düştüler. Ama Trabzonspor için o transferde yani gözden çıkarılan rakam 3,5 milyonun üzeri yok. Yani en fazla 3,5 milyon. Onu da taksitler halinde düşünüyorlardı. Yani o aynı şekilde o dün konuştuğum yönetici de aynı şeyleri söyledi. Tıpkı dedi o daha önce yaptığımız teklifleri biz yineledik dedi. Bunu kabul ettikleri takdirde Kaan evet kaliteli, her şeyiyle iyi bir futbolcu ama ya bizim de dedi yani ekonomiyi düşünmemiz lazım. İşte onun ötesinde geçen hafta Koray'la ilgili bayağı bir
girişimler olmuştu. Fakat orada da bir ciddi bir aşama kaydedildi. İşte Samet'le ilgili de yine kulübü de haklı olarak şu anda Adana Demirspor'un banka oynayan bir oyuncusu. Onların beklentileri var. İşte Yunus Mallı'yı çok istiyorlar. Artı Yunus Mallı ile beraber bir de para talepleri oldu. Trabzonspor'un da yani Yunus birebir takas konusunda ısrarı var. Orada pazarlıklar da bu şekilde devam ediyor. Fatih Kurucuk bu üç ismin dışında yani hocanın çok istediği bir isimdi. Ama orada da yine aynı şekilde yani şu anda oynadıkları takımların ilk 11'indeki isimler bu bahsettiğimiz isimler. O nedenle de transferleri öyle çok kolay hemen aldık çözülebilecek olduğu şeyler değil. Maalesef doğru olmuyor. Yani onun dışında Enis'le ilgili gelişme var. Ciddi bir gelişme. Atmalı'daki. Evet. Yani anlaşma yapıldı. Problem yok. Ben bugün bekliyorum Enis'i Trabzon'a ama yani tahmin ediyorum yarın Trabzon'da olacak. Çünkü orada hoca önce bir Muhammed Demir ile ilgili bir isteği vardı. Orada sıkıntı olunca Enis'e dönüldü. Yani eğer bir aksilik olmazsa yarın herhalde öğlen saatlerinde falan en iyisi şeyde olabilir. Trabzon'da olabilir diye düşünüyorum. Çünkü altın orada cephesinden de onu ben teyit ettim. Yani son pazarlıklar yapılıyor özellikle işte ödemeler konusunda. Yani onun dışında oyuncuyla da kulüple de prensip olarak anlaşma sağlandı. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bizim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz. Nihat Erenci, Karadeniz Gazetesi Spor Direktörü. Trabzonspor'la ilgili son bilgileri, transferle ilgili gelişmeleri sizlere aktardı. Sosyal Basın tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Galatasaray bölümümüzdeyiz bir kez daha. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Biliyorsunuz Galatasaray'da önemli idari görevler aldı. İzleme Komitesi'nin direktörü olarak çalıştı yıllarca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm. İyi yayınlar. İyi hafta sonları şimdiden hocam. Bir mukavele, bir mukavele. İyi hocam. Akşam nasıl bir şey efendim? 9'da transfer raporu. İyi yayınlar dilerim hocam şimdi. Eyvallah. Sağ olasın. Eksik oldu. Ne yapacak sizce Galatasaray transfer hocam? Transferden başladık. Bir orta saha defansif, bir ileride oynayabilecek orta saha oyuncusu ama forvete yönelik. Bir de Lundemann'ın gidişine bağlı olarak stoper. Var mı isim sizde hocam? Önce gidecekler mi? Gideceklerden bahsedelim o zaman. Gidenler mi? Alanlar mı? Alanlar mı? Babel gidecek büyük bir ihtimalle. Lundemann'ın teklifi aldığını biliyoruz Royal Antwerp'ten ama başka kulüpler de varmış. Daha iyi teklifi bekliyor Galatasaray. Gustavo Asuncao'nun sözleşmesinin feshi internasyonel isimli Brezilya kulübüne gidişi konusunda görüşme yapıldı ama itiraz etmiş yani. Bazı detaylar konusunda ailesi, annesi itiraz ediyormuş. O yüzden şu anda o transfer yani sözleşmesinin feshedilmesi süreci tıkandı ama Galatasaray uğraşıyor bir şekilde ikna edecek. Ya işte alıyorsunuz ondan sonra da gönderemiyorsunuz. Neye göre alıyorsunuz? Nereye göre transferleri? Yani son dönemlerde Galatasaray biraz bu konularda epey bir taraftarlarını genel olarak transferlerde çok sıkıntılar yaşadılar. Lüzumsuz oyuncuları yani şeye döndü burası. Stajyer yerine döndü Galatasaray kulübü. Hiç böyle bir şey yok. Ayakta ne diyorsun Rumenler için hocam? Moritzan ve şey için. Sen biliyorsun sezon başında benim söylediklerimi ve bir de yayında beraberdik seninle ilk canlı yayında. Doğru söylüyorsun. Moritzan'la ilgili bahsettiğim daha hala ben de üzerinde duruyorum. Ama şunu parantez açtım. Bunlar geldiği zaman bilhassa Moritzan'la ilgili biz üzerine ne katacağız dedim. Katamazsak hiçbir şey olmaz. %30'larda %40'larda geldiler. Şu anda %10'ları %15'lere indi. Şimdi biz elimizdeki Galatasaray elindeki genç oyuncuların, yetenekli oyuncuların yeteneklerine, kalibrelerine falan bir şey söylediğimiz yok. Ama bu şekilde oyuna siz gidersiniz. Bu şekilde gençlerle ben götüreceğim dersiniz. Olmaz. Takımı bir kere tamamıyla fizik gücü yok. En zayıf fiziksel olarak en zayıf takım Galatasaray ligde. Ligde. Bu çok önemli tespit. Fiziksel olarak dayanıklılık açısından en zayıf takım Galatasaray. Bakın dayanıklılıkta... Hocam bu takım doğru düzgün antrenman yapmamış. Yapma, belli zaten. Yapmadı belli. İki kere dokunuyorlar sana uçuyorsun gidiyorsun.
Bu gerçek, senin şu anda Malatya bile korakor mücadelelerde, ikili mücadelelerde senden daha sağlam. Torrent Alpaslan'ı önlü bir oynattı. Van Aanholt'u düzelterek söylüyorum. Aanholt'u orta saha oynattı demekten ziyade geçmiş dönemde, yani bugüne kadar gelen süreçte nasıl antrenman yaptı, yaptı mı yapmadı mı, sezon başı yüklemeler nedir, bunlara bakmak lazım. Yani öyle işte mi? Ben de anlatmak istiyorum. Fiziksel olarak da ligin en zayıf takımı. Vücut olarak da rakiplerin, şimdi bakıyorsun, atıyorum Malatya Spor'u karşı oyna, adam sana bir dokunduğu zaman 5 metre atıyor, seni taşa çıkıyorsun. Yok yani, yok, fizik olarak da bir tek Markal var fiziksel olarak. Ama kondisyon, dayanıklılık, fizik olarak, oyun olarak zaten geç. Oyun olarak hiç yok. Hani hangisini var? Ama tert bakarsan, bilhassa gençlere bakarsan, hepsi birbirinden farklı özellikleri olan bir genç kadroya sahip, genç oyunculara sahip. Ama bunların hepsi bir arada olmuyor. Hı. Bilhassa biz zaten dünyada Ajax'a bak, herkes Ajax'tan bahsediyor. Ajax'a da 30 yaşında, 33 yaşında adam oynuyor. 28 yaşında oynuyor, 25 yaşında oynuyor. Abi gidemezsin. Çünkü bir kere senin zaten overreading yok. Orta sahan yok. Alparslan mı orta sahan? İşte dün iki tane hareket yaptı. İkisi de gol oldu. Sen düşünene kadar Galatasaray'da oynuyorsun abi. Sen karşılayan değilsin. Sen hücumda olacaksın. Hı. Yok, çünkü sen oraya çıkamıyorsun. Ağırsın. Olmuyor. Orta sahadaki oyuncular bu kadar geç düşünemez. Eğer sen üst düzey takımdaysan. Sen onu atıyorum farklı bir takımlarda oynayabilirsin. Orada şirin gözüküyorsun. Niye? Çünkü karşılayansın devamlı. Hı hı. Oyun kuramıyorsun. O, bu meziyetlerin yok. Karşılayan oyuncu olduğu zaman Galatasaray'da kaldırmaz böyle. Ve nitekim de sezon başında ve bundan evvelki zamanlarda da işte biz Getson diyoruz. Atıyoruz. Abi rehabilitasyon yeri değil burası. Yaptılar onu. Şimdi daha hala Getson'un peşinde koşuyorsun. Ne olacak? Alttan ne olacak? Son 7 haftada belki toparlayacak yine geçen sezon gibi, veyahut da son 6 haftada. Ne maç kondisyonu var, ne fiziksel özellikleri var. Var da var, yok da yok. Hiçbir de. Bu takımı mı getireceksin? Onu kurtaracaksın. Onun için buraya, bak hep isim veriyorum, Türkiye liglerinde oynadıkları için oradan yola çıkıyorum. Bak Asetas gibi, Hamçik gibi, ne bileyim Josep de Souza gibi, Gustavo gibi, o tarzdaki adamlar Türkiye'de iş yapar. Ve Galatasaray'da o tarzda adamlar olmadığı için de bunları yaşıyoruz. Tabii Arda kurtaramaz. Arda kendini bile kurtaramaz. Yani onlara biz kaldıysa Galatasaray yanmış. Sonra da bir de hocanın Aanholt'u belki de son 10 seneden bahsedelim. Hadi İngiltere'deki dönemlerini çok iyi biliyorum. Adam orta saha oynamadı ya. Neye güvenerek oynatıyorsun sen orta saha? Ya bilemiyorum ya. Aanholt hangi mantıkta orta sahada oynadı sizce? Hocaya sormak lazım o mantığı. Yani şey, tecrübeli olarak topu tutan, biraz şey, belki oyuna hakimiyet kuracak diye. Olmaz abi. Geceyle gündüzü karıştırmayın siz. Yani siz teknik direktörsünüz, hoca olarak geliyorsunuz, Galatasaray gibi bir kulübün başına geliyorsunuz ve sizi buraya imza attırıyorlar. Öpük de başınıza koymanız lazım. Geçen hafta, hadi yeni deniliyor, hafta arası oynadığım maçta, Hatay maçında, hafta sonu. Hadi oyuncuları bilmiyorsun da oyunu mu çizemiyorsun? Senin sol tarafını otoban gibi yaptırır orasını, orayı bir önleme alamıyorsun. Gidiyorsun Halil'i çıkarıyorsun, farklı bir oyuncu oluyor. Ama sol tarafın senin gitmiş, oradan zaten bütün pozisyon. Dün de aynı şekilde. Yine Halil'i çıkarıyorsun. Farklı bir şeyler yapın abi. Sana gol lazım. Halil'in bir santrafor olmadığı sezon başından beri söylüyoruz. Ya biliyoruz. Neler yaptı hocam? Yani o topa çok iyi hareketten, hiç beklemediğim bir son vuruş yaptı. Ben iki kişi arkasından kovalıyor, yakalamışlardı. Savunma oyuncularını kastediyorum, Kasımpaşalı. Evet, evet. Onların üstüne gider, daha doğrusu kaleye dikine gider diye düşündüm. Gider ve kalecinin üstüne vurur ya da dışarı atar diye düşündüm. Bastı, ikisini de gönderdi. Sonra uzak direğe çok net bir vuruş yaptı. Bilardo topu gibi iç direğe çarptı, girdi. Hayret ettim. Beklemiyordum Halil'den. Dün ben yayındaydım, maçı anlatıyordum. Orada da bahsettim. Bir alınan pozisyon, bakın şimdi. Belki iyidir, kötüdür, severiz, buraya uymuştur, uymamıştır, ondan farklı bir şey. Kazanıyor topu ve hemen hiç düşünmeden, topu sürmeden Murat'ın pat diye boş alanına bırakıyor. Ve öyle bir milimetrelik pas ki, sen fazla koşmuyorsun top önünde. Sen top önünde giderken sen de onunla birlikte koşuyorsun ve ekarte etmen çok iyi. Halil'in bu özellikleri, bak cepheyi gördüğü zaman özellikleri bak. Halil, tekrar söylüyorum, hiçbir zaman için santrafor olmadı. Biz bundan santrafor yaratmış ama yok elinde. İşte kadro mühendisliği al. Şimdi bilmiyor musun sen Muhammed Mustafa'nın Afrika Kupası'na gideceğini? Biliyorsun. Niye sen önlemini sezon başı almıyorsun? Doğru mu? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu gerçekleri görmek lazım. Burada en başta hoca ile birlikte yönetim kurulu da hatalı. Burada ya ben kurtarırım, ben yaparım. Sen
Sen de yayında söyledim, hoca hiçbir zaman için bu tarzda bir takımda çalışmadı. Bakalım buradan ne çıkacak. Fatih Terim'i kastediyorsunuz değil mi? Evet, hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Hatırlamaz İlk mi? Defa hoca da kendini burada deneyecek ve nitekim de olmadı. Yapamadı, olmadı. Çünkü alışmış hoca baba topçularla oynamaya. Ben yaşadım, hocayla birlikte çalıştım. Önümüzde idman yaptılar. Biliyorum ben hepsinin nasıl olduğunu. Yani sen neler mi bir şey söyleyeceksin antrenmanda? Adamlar oynuyorlar işte. Sahaya çıktığın zaman pozisyon almasını biliyor, biri onu biliyor. Buradakiler hiçbiri bilmiyor ki. Tabii. Hepsi birbirinden farklı oyuncular. Ama tek tek fert fert el alıyor. Mesela atıyorum, al Kerem İhsanlar şeye, Trabzonspor'a veyahut da Beşiktaş'a çok farklı bir hayatta Murutan'ı al. Veyahut da Çıkıldağ'ı al. Daha farklı bir özelliklerle sana oynar. Çünkü etrafı bununla birlikte oynuyor. Burada hiç kimse yok abi. Olmayınca da Allah'tan önde bir şeyle biraz hareketliler de onda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, o da yetmiyor. Bunun üzerine üçlük de şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hakemler de maşallah, bırakın abi, yapmayın hakemlik ya. Onlar kendi kendilerine oynasın da. Yerde yatan adam topu elle istop ediyor, ona penaltı vermiyorsun. Bir de vardan da hayır diyor. Pes yani. Anlıyorum. Ha, bunu sığınmayacaksın, bunun arkasına sığınma. Oyun olarak zaten yoksa, ama bir de üstüne üstlük bunlar da var. Bunlar da işte futbolcuyu kurtarıyor, Trabzon hocayı kurtarıyor. Trabzonspor maçında nasıl bir düzenleme yapar Torrent sizce hocam? Ne yapacak, hiçbir şey yapamaz. Buraya bir tek girecek işte Berkan girer herhalde. Taylan'a bilmiyorum, bir maç mı verdiler, iki maç mı verdiler. Yani bir tek orta sahada bir değişiklik, o başka bir şey yok ki. Ya Yetleri çıkaracak, Boya'yı oynatacak orada. Başka bir alternatif. Santrafor gene Halil oynayacak. Babel'i bilmiyorum. Babel'i oynatsan belki daha farklı olur. Halil'i daha farklı oynatırsın. Hiç olmazsa fizik gücünle Babel oralarında bir şeyler yaparlar. Daha başka bir alternatifi yapacağın yok. Takım bu. Özgürcüğüm, takım bu yani. Buradan ne çıkaracaksın ki? Ne olur Trabzonspor maçı hocam? Ya ben ne bileyim, Allah nasip ederse maçta olacağım, gireceğim ben de. Ya bir şeyler düşünmek istemiyorum yani. Aklımdan geçeni de söylersem olmaz. Nedir aklınızdan geçen, söyleyin bizimle paylaşın. Yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu futbolda sen Trabzonspor'a karşı kazanma şansın yok. Farklı bir mağlubiyet olur mu demek istedim? İnşallah olmaz. İnşallah. İnşallah ne derler, Amçıklan hepsi oynuyorlar. Evet, döndüler. Onları nasıl tutacaksın sen? Nasıl olacak? Hangi orta sahada olacak? Nasıl olacak yani? Bakayım, zaten bu ülkede bütün takımların içinden geçiyor. Yürüyerek gidiyor. Türkiye standartlarına göre nasıl olacak yani, bilemiyorum. Yani buraya bir süperman bir güç gelmesi lazım ki takım tamamıyla farklı bir pozisyon. Zaten kalede sakatsın, oraya güvenmiyorsun. Dün işte eğer senin orta sahalarında olmazsa müdafaanın defoları, yani daha doğrusu iki stoperin defoları ortaya çıkıyor. Önde senin iyi adamların olunca, topu tutan adamların olunca, orta sahadan olunca oradakiler de çok iyi falan diyoruz, ama işte görüyorsun Hatay maçında yapılan hatalar, dün yapılan hatalar, pozisyon almalar, rakibe saçma sapan dalmalar, topa hakim adam, sen gidiyorsun adam sana ikarte ediyor, hayda golle karşılaşıyor. Bunlar hepsi üst düzey oyuncuların yapamayacağı veyahut da üst düzey takımında olmayacak oyuncular, ama biz bunları baş tacı yapıyoruz. Bir şeyler de söylediği zaman taraflarla farklı gözle bakıyorlar. Tabii biz farklı gözle bakıyoruz bunlara. Vallahi bilmiyorum. Ondan sonra da Alanya maçı var, Kayseri maçı var. Tekrar söylüyorum yani. Hepsi fizik üstünlüğü ve oyun olarak hepsi senden üstünler. Takımlar. Peki. Hocam ağzınıza sağlık. Allah kolaylık versin. Doğru söylüyorsunuz. Var mı ekleyeceğiniz? Ne diyeceğim yani, kötü bir şeye girdiler, bir sezona girdiler. Bu sezon baştan başladı bunun kötülüğü. Evet, senle de hep bir yayınlarda da görüştük. Televizyonda da anlatmaya çalışıyorum. Böyle bir yapılanma dünyanın hiçbir takımı da yok. Bunu nasıl çıkardılarsa, bu saçma sapan ucube bir sistem diye bize, önümüze sundular bunu. Yani nasıl anlamıyorum yani. Fatih Hoca gibi tecrübeli bir hocanın, çok üst düzeydeki bir hocanın bu tarzda bir yapılanmaya Galatasaray'da girmesi yani akıl kârı değil. Olmayanlarla olmazmış yani. Öyle bir adamların olacaksın. Büyük oyuncularla olacak. Bir de şimdi getirdiğiniz hocaları, bir tane Türk yok içlerinde ya. Bir yere falan getiriyorsunuz. Getirmedin de orada da bir Türkler olsun, gör, bir söylesinler hocaları, bu takım nasıl oynuyor, bu rakipler nasıl. Nasıl, kim analiz edecek bunları? Doğru. Özgür, yani nasıl bir şey değil, ben de anlamıyorum, gitti ya. Size teklif geldi mi hocam bu dönemde Galatasaray? Yok abi, gelsen biz ne yapabiliriz ki, biz sadece oyuncu tavsiye ederiz, ettiklerimizi de zaten çıkar oynar çatır çatır.
Bunların da 5 katından daha iyisini buluruz. Bir de bu kadar maliyetlere değil. Var yani şu dünyada neler var abi, sen işte ben sana Bolivya'dan Ukrayna'ya kadar bütün şeyi iç stajerisini çıkartayım. Ama onların tabii düşünceleri farklı. Neyse Özgür ya, vallahi ne bileyim. Haklısınız hocam, doğru söylüyorsunuz. İyi haftalar dilerim. Sağ ol, eyvallah. Sağ ol, bir mukabele. Eyvallah, sağ olasın. Sağ ol. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna, tuttur, oyna, hep oyna, kuponu tuttur. Geldiğince az sonra Sayın Rıza Çalınbay, Sivas Spor'un teknik direktörü bizimle birlikte olacak ama öncesinde Anadolu'dan futbol bölümümüze geçeceğiz. Hem Antalya Spor'un hem de Konya Spor'un yaptığı transferler var. Birazdan özel röportajı gerçekleştireceğiz ama öncesinde Anadolu'dan futbol gelişmelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Konya Spor önemli bir hamle yaptı. Antalya Spor'dan ayrılan bir oyuncu vardı ve Konya Spor'un yeni futbolcusu oldu. Konya Spor biliyorsunuz ön bölgede futbolcu ihtiyacı vardı. Şimdi bakalım Hamilton'un transferi nasıl bir etki oluşturacak Konya Spor'da. Anadolu'dan futbol bölümümüze geçiyoruz. Son bilgileri sizlerle paylaşacağız. Futbol. Anadolu'dan futbol. Değerli dinleyiciler, Hamilton ayrılmıştı Konya Spor'dan. Düzelterek söylüyorum, Antalya Spor'dan. Hamilton'un ayrılığından sonra Konya Spor devreye girdi ve Hamilton'un transferini gerçekleştirdi. Konya Spor'dan yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcu Hamilton Minervino da Silva ile sözleşme imzalandığı duyuruluyor. Anlaşmanın süresi 1,5 yıl. 93 numaralı formayı giyecek. Antalya Spor'un Desportivo Aves'ten kadrosuna kattığı Hamilton Kırmızı Beyazlar'da tam 109 maç oynadı. 8 tane gol attı. 15 tane gol pası verdi. Ve Alassane Ndao Türkiye'ye geri döndü. Antalya Spor formasıyla izleyeceğiz onu. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Karagümrük formasıyla en çok gol atan, en çok gol pası veren oyuncuların başında geliyordu. Ve Karagümrük'ün en iyi oyuncularından bir tanesiydi. Taşıyıcı bir oyuncu olmuştu. Alassane Ndao sezon başında iyi bir paraya Al Ahli takımına transfer oldu. Ama Al Ahli'de çok mutlu günler geçirmedi. Çünkü orada çok ciddi ödeme problemleri oldu. Sözleşmesi iyi olmasına rağmen. Ve Antalya Spor'da özellikle de teknik sorumlu Nuri Şahin Alassane Ndao'nun transferi çok istedi. Onunla defalarca görüşme yaptı. Hamilton'un gidişiyle birlikte de o mevkiye, yani orta sahada sağ tarafa ucuma yönelik orta saha ihtiyacını Alassane Ndao ile karşıladı. Satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak sezon sonuna kadar Alassane Ndao'yu transfer etti. Antalya Spor Akdeniz ekibi Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli kulübünde forma giyen Alassane Ndao ile anlaştı. Oyuncu 25 yaşında, biliyorsunuz 24 yaşında, düzelterek söylüyorum. Al Ahli Ndao'nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu. 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Senegalli futbolcu bu sezon 13 maçta oynamıştı. Golleri ve elbette ki gol pasları var. Antalya Spor'da daha önce Amir Mehmedi ve Fernando Lucas Martins de transfer edilmişti. Sosyal bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna, tuttur, oyna, hep oyna, kuponu tuttur. Avrupa'dan futbol. İngiltere. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Aubameyang, disiplin ihlalleri sebebiyle kaptanlığı elinden alınıp kadro dışı bırakıldıktan sonra henüz takıma dönebilmiş değil. Afrika Uluslar Kupası için ülkesi Gabon'la kıtaya seyahat eden fakat geçirdiği COVID-19 sonrası kalp problemleri tespit edilen Aubameyang, tedavi için İngiltere'ye dönmüştü. 32 yaşındaki forvet oyuncusu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gerekli tüm testlerin yapıldığını, kalbinde hiçbir problem olmadığını ve her şeyin yolunda olduğunu duyurdu. Daha önce Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın da istediği iddia edilen oyuncu için Sky Sports Milan, Juventus, Paris Saint-Germain, Marsilya ve Sevilla'nın Arsenal'la iletişime geçtiğini öne sürdü. Bu sene 15 maçta oynadı, 4 gol attı. Oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek. Avrupa'dan futbol. İngiltere. Beşiktaş genç bir yeteneği kadrosuna mı katıyor? Önder Karaveli ile birlikte yeni bir planlama içerisine girdi Beşiktaş. Bu doğrultuda bazı gurbetçi oyuncuları da deniyor. Siyah beyazlı takımda bir yandan Emirhan İlkan ve Emre Bilgin gibi genç futbolcular forma bulmaya başlarken bir yandan da Scott ekibinin
tespit ettiği yetenekli genç futbolcular takıma kazandırılmaya çalışılıyor. Frankfurt altyapısına yetişen 17 yaşındaki futbolcu Livan Baha Burcu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurmuştu. Genç orta saha oyuncusu Beşiktaş forması giyeceğim için çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve en iyi taraftarına sahip. Bana her zaman destek olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim ifadesini kullandı. Livan Burcu Beşiktaş Gaziantep futbol maçında Vodafone Park'ta izlemişti. Elbette ki Beşiktaş'ın önümüzdeki sezonla ilgili transfer çalışmaları var. Ben daha önce söylediğimi bir kez daha yinelemek istemiyorum ama kısaca söyleyeyim. Beşiktaş bu dönemde belki bazı oyuncularla yollarını ayırabilir ama transfer adına bir hamle yapmayacak. Öyle gözükmüyor. Zaten yeterli bir oyuncu kadrosuna sahip lig ve kupa için. Ama önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını şimdiden yapmaya başladı ve izleme ekibinin takip ettiği bir oyuncu var. O da PAOK'ta oynuyor. Takip ettiği ve transferinin yapılması gerektiği şeklinde rapor ladığı bir oyuncu var. O da Selanik PAOK takımında oynayan Karol Swiderski, Polonyalı bir oyuncu, genç bir santfor ve orada değerli bir oyuncu. Değeri yüksek elbette ki, piyasa değerini değeri olarak 5 milyon eurodan bahsediyor ama sarın Beşiktaş PAOK'ta çetin bir pazarlığa girecek bu oyuncunun transferi adına. Mayıs ayından itibaren önümüzdeki sezon düşünülen forvet Beşiktaş adına Karol Swiderski. Bununla birlikte Anadolu takımlarında transfer çalışmaları devam ediyor. Ertelenen maçlar var, oynanan maçlar var. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 22. hafta dün oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla sona erdi ve 23. haftaya girdik. Biliyorsunuz Gaziantep Futbol Kulübü ile Malatyaspor arasındaki maç hava muhalefeti nedeniyle yarıda kalmıştı, ertelenmişti. Ama Çaykur Rizespor-Antalyaspor maçı tamamlanabildi ve bu karşılaşmayla ilgili olarak da söyleyebileceğimiz, aktarabileceğimiz bazı notlar var. Çaykur Rizespor 2-1 kazandı Antalyaspor karşısında maçın tekrarı sırasında ve Aytemiz Alanyaspor haftanın en farklı skoruna imza attı. Hatayspor karşısında 6-0'lık bir galibiyet elde etti. Hatayspor buna benzer mağlubiyetleri geçen sezon da almıştı. Bazen bazı maçlarda normal standardının tersi bir biçimde bir performans ortaya koyuyor Hatayspor ama burada tabii Antalyaspor'u ve Antalyaspor adına oynayan bazı oyuncuları, onların başında da Emre Akbaba geliyor. Kutlamak gerekiyor. Çünkü Emre Akbaba attığı 3 tane golün yanı sıra aksiyonlarıyla da bu karşılaşmada belirleyici bir oyuncu oldu. Emre Akbaba kiralık olarak Galatasaray'dan Alanyaspor'a gelmişti. Alanyaspor'dan da Galatasaray'a transfer edilmişti. Önemli bir transfer fesih bedeli karşılığında. Özel röportaj bölümümüze geçeceğiz. Birazdan Sayın Rıza Çalınbay konuğumuz olacak. Özgür Sancar, özel röportaj. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Başarılar dilerim yarınki maç için hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. İyisiniz umarım hocam, antrenmandan çıktınız, vakit ayırdınız bize. Ben şimdi yeni çıktık. Doğru hocam. Kolaylıklar dilerim. Artık maç saatini beklemeye başlayacaksınız. Takımda eksik var mı hocam maç öncesi? Bir eksik yok. Yani bayağı bir eksiğimiz var. Ama yapacak bir şey yok, önemli değil. Siz her zaman zaten bu eksikliklerle mücadele ediyorsunuz değil mi, dar kadrolarla? Maalesef öyle, yapacak bir şey yok yani. Doğru. 6 tane eksiği, Fenerbahçe'nin 6 tane eksiği var. Sizde çok daha mı fazla? Fenerbahçe'ye de fark etmez. İşte 10 tane eksik olsun. Kadroları çok geniş olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadı onlar yani. Sizde de 7 eksik var bildiğim kadarıyla. Hocam orada hava koşulları nasıl? Yarın maç saatinde... Yok, hava çok güzel. İyi mi? Hiçbir sorun yok. Şimdi oraya gelen takımlar, Sivas'a gelen takımlar genelde hava muhalefetinden şikayet ediyorlar. Yok, öyle bir şey yok. Ama Sivas Spor da aynı koşullarda oynuyor. Fark etmiyor. Onlar antrenman yapıp geliyor. Biz bazen antrenman bile yapamıyoruz. Yani bazen buz olduğu zaman daha. Yani onlar o yüzden avantajlar. Yani öyle bir şey yok yani. Ha, ben de onu soracaktım. Yani rakip takım dezavantaj değil, avantajlı. Çünkü siz zaten hafta boyunca orada olduğunuz için antrenman bile yapamıyorsunuz. Bizim antrenmanı şeyde yaptık. Kapalı sahada yaptık. Kalı sahada yaptık yani. Anladım hocam. Ve bunun zorluğunu yaşıyorsunuz iç saha maçlarında antrenman eksikliği olarak. Tabii ki ne oluyor yani. Onlar bir kere geliyor, biz her gün buradayız yani. Hocam İsmail Kartal'la karşılıklı oynadınız bildiğim kadarıyla. Siz Beşiktaş kaptanıydınız, o Fenerbahçe'de oynuyor değil mi? Tabii çok oynadık. Yani çok oynadık. Yani bayağı da güzel maçlarımız oldu. Doğru. Ne diyorsunuz Fenerbahçe'deki ilk iki haftası için? Tabii Fenerbahçe'ye bir şey diyemem. Fenerbahçe'yle ilgili bir şey söyleyemem tabii ki. Yani. Ama iyi bir kadroları var. Genç kadroları var yani. Şimdi
Bilmiyorum, Pereira döneminden farklı bir oyun mu oynatıyor? Daha güçlü bir Fenerbahçe ile mi karşılaşacaksınız ilk yarıya göre? Ya, netice ne? Neticede takım Fenerbahçe yani. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Evet. Tabii ki aldığından oyuncağın hepsi kaliteli, çok kaliteli oyunculara sahipler. Onun için orada söyleyecek bir şey yok. Yani o Fenerbahçe'nin adı yeter yani. O yüzden yani gelen oyuncuların hepsi çok farklı, çok iyi oyuncular. Onun için de çok dikkat etmek gerekiyor yani. Kolay maç değil yani. Hocam ara transfer dönemindeyiz. Bilmiyorum, ihtiyaçlarınız doğrultusunda gerekli transferleri yapabildiğiniz bir gidenler de var. Transferleri yapamadık yani. Transfer yapamadık yani, yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Yetiştiremedik yani. Ama daha transfer şeyi devam ediyor yani. Şubat'ın ilk haftasına kadar hangi mevkiler için düşünüyorsunuz hocam? Belli değil işte, hepsini ayarlayacağız. Ona göre bakacağız. Anladım. Ama birden fazla transfer yapmak durumundasınız. Ya, mecburuz. İhtiyacımız vardı. Zaten iki tane oyuncumuz biliyorsunuz Afrika kupalarında. Biliyorum. O yüzden onlar da bizim için çok önemli, çok kritik oyunculardı. Olmamaları bizim için büyük dezavantaj yani. Onun için de ihtiyacımız var transfer, ama şu ana kadar yapamadık yani. Yani tabii iki senedir Avrupa kupalarında mücadele ediyor Sivasspor. Çok derin bir kadroya sahip değil, ama buna rağmen bence istikrarlı. Son Göztepe maçını bir kenara koyarsak hocam, genel itibariyle istediğiniz sonuçları alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Göztepe maçında da böyle istediğimiz kadroyla çıkamadık zaten. Biliyorum. Eksiklerimiz çok olur, bir sıkıntı olur. Mesela son 3 haftadır gollerimizi atan Leke. Ama Leke yok şu anda yani. Örnek yani, öyle eksikler oldu yani. Ama şimdi bu 4 maç bizim için çok kritik maçtı. 4'ünü iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. 3'ü, biri gayet iyi gitti, 2'si gayet iyi gitti. 3'üncüsünde işte bir yanlış oldu. Ondan sonra son maçımız, Fenerbahçe maçını mutlaka kazanmak zorundayız. Anlıyorum. Hocam genel itibariyle ön bölgede oynayan oyuncular ve bazen başka mevkiler, yani Faysal Farş gol pası açısından çok önemli. Max Gradel en çok gol pası veren oyuncu. Mustafa Yatabari 7 gol atmış. Ama stoperiniz Dimitrios Gutas da 4 gole sahip. Siz her mevkiden istediğiniz verimi alıyor musunuz oynattığınız oyuncular itibariyle? Ben oyuncularından memnunum. Ama tabii ki eksik olduğumuz zaman aşırı sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu bir mazeret değil de gerçekten benim şu anda en çok sıkıştığım bir zaman şu an. Yani oyunda sıkıntılar. Eksiklerden dolayı mı? Tabii. Yoksa ben hiçbir zaman mazeret veya da başka bir şeyle uğraşmam. Üretmezsiniz, evet. Kime bakarım. Yani kim varsa onlarla oynarım. Yine aynı şekilde öyle olacak. Hiç fark etmez. Yani artık eksikleri düşünecek halimiz yok. Biz maça bakacağız yani. Hakemler açısından içiniz rahat mı hocam? Yani hakem arkadaşlarla zaman zaman tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman tabii ki oluyor. Onlar hata yapabiliyor, biz yanlış görebiliyoruz. Bir tür şeyler oluyor. Yani neticede hepimiz aynı gemideyiz yani hakemlerle. Zaman zaman kötü şeyler yaşanıyor yani, ama önde sonunda barışıyoruz. İşte geçen hafta Mete Kalkavan bizim hakemimiz. Ondan önce bir maçta bir sıkıntı yaşadık. Yani bütün başarılar dilemiş kendisine. O da geldi, güzel de konuştuk, ettik, barıştık. Şimdi sürekli karşılaşacağız. Ben hakemin yüzüne suratsızca bakmak istemem. Gördüğüm bir yerden selam vermeden geçmek istemem. Yani onun için onlar da bizlerden birisi yani. Hiç ayrı duymak gerekiyor. Onlara sadece birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Başka bir şey gerekiyor. Yarınki maçı Alper Ulusoy yönetecek. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hocam, Uğur Çiftçi'ye Trabzonspor talip olmuştu. Hala ısrar ediyor mu? Görüşüyor musunuz Trabzonspor'la? Onları ben bilmiyorum. Onları yönettiğim için. Ben karışmıyorum oyuncularla. Biliyorum. Şeyine falan fazla karışmıyorum. Zaten Trabzon çok büyük bir oldu. Kaldı zaten. Bir daha sonra da kalmazlar. Anlıyorum. Bu dosyada kapanmış oldu. Ama evet. Uğur transfer haberlerinden bağımsız bir biçimde istediğiniz performansı sergiliyor takım kaptanı olarak. Yani yapıyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Benim takımdaki hepsi öyle. Herkes elinden geleni yapıyor. Bazen iyi olabilir, bazen kötü olabilir. Ama ben hepsinden memnunum. Biz 2 senedir bu takım Avrupa kupalarına götürüyoruz. Yani Avrupa'da ben zannetmiyorum. Anadolu takım olarak biz zorluklara rağmen yapıyorlar. Soru yok. Hocam, cevaplamak isterseniz sormak istiyorum. Son soru bu. Önder Karaveli'yi nasıl buluyorsunuz Beşiktaş teknik direktörü olarak? Ya şimdi Önder Bey'in tanıdığım genç arkadaşım. Yani Beşiktaş'ın içinde hemen hemen her yerde görev yaptı. Onun üçüncülüklerde falan da çalıştı. Yani tabii ki bir şey diyemiyorum. Başarılar diliyorum. Sayın Rıza Çalınbay özel röportaj bölümümüzde sorularımızı yanıtladı. Hocam, yarınki maçta başarılar dilerim size. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyiciler, özel röportaj bölümümüzün sonuna geldik. Sivas Spor Teknik Direktörü Sayın Rıza Çalınbay konuğumuzdu. Sivas Spor'da da 7 eksik var. Fenerbahçe'de 6 tane eksik var. Çok temel oyuncuları başta Mesut Özil olmak üzere. Kaleci Altay, Hakan Mert Yandaş, Mert Hakan Yandaş düzelterek söylüyorum. Ama Sivas Spor'da da 7 tane eksik var. Kaptanlardan Hakan Arslan, İspanyol golcü Jorge Felix, Frederik Ulvestad, Leke ki az önce Sayın Rıza Çalınbay değindi son haftalarda. Gollerimizi atan oyuncu Leke, ondan yararlanamıyoruz dedi ve ülkelerinin milli takımlarında bulunan Faysal Farj'la Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Keskin Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek Sivasspor'da. Tabii kart cezası sınırında olan futbolcular da var. İki futbolcu Isaac Coffey ve Erdoğan Yeşilyurt Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep futbol karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Futbol, dünyadan futbol. Bu bölümümüzde pek çok haberi, Türk futbolunu ilgilendiren bazı notları sizlerle paylaşacağız. Radyo Spor'a büyük katkıları oluyor. Aslan Yıldız'ın biliyorsunuz Avrupa basını çok yakından takip ediyor. Spiker ama habercilik özelliği çok gelişmiş bir spiker ve önemli notları bize aktarıyor günlük olarak. Aslan hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. İyi hafta sonları şimdiden. Teşekkürler. Nasıl geçiyor zaman? Güzel geçiyor, yoğun bir şekilde ilerliyor. Harika. Çok sayıda haber var. Bildiğim kadarıyla elinde bunları paylaşacaksın bizimle ama ben eğer uygunsa şununla başlayalım istiyorum. Galatasaray'ın bir kaleci arayışı vardı. Bu evet. Çerçevede gündemine bir İspanyol kaleci gelmişti. Daha önceki yaz döneminde olduğu gibi ismi Sergio Rico ama onun takımı belli oldu bugün. Var mı bununla ilgili elinde notlar, detaylar? Evet, senin de dediğin gibi Galatasaray Sergio Rico'yu istiyordu ama Sergio Rico Mallorca'yla kiralık olarak anlaşmaya vardı. Paris Saint-Germain maaşının büyük bir bölümünü ödeyecek. Sezon sonuna kadar Mallorca'da kiralık olarak oynayacak. Sezon sonunda da Paris Saint-Germain'e geri dönecek. Doğru. Sence Galatasaray transferi niçin gerçekleşmedi? Çünkü maliyetli bir oyuncu. Hem yabancı kontenjanı dolu hem de 3 milyon eurodan fazla maaş aldığı için transferden vazgeçti Galatasaray. Evet, bu önemli bir bilgi. Senin elinde bir akış vardır, haber akışı. İstersen onları dinleyelim. İlginç notlara sahip olduğunu düşünüyorum. Evet, İspanya'da Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Dün Real Madrid Kral Kupası'ndan elendi. Daha önce de İspanya Süper Kupası'ndan elenmişti. Barcelona. Düzeltiyorum. Barcelona her iki kupadan da elendi. Elinde sadece Avrupa Ligi kaldı. Bir de Lig, La Liga. Şu anda 6. sırada yer alıyorlar. Bununla ilgili Xavi'nin yaptığı açıklamalar da var. Bu durumun üzücü olduğunu söylüyor. Ne diyor tam olarak Xavi? Kazanmamız gerekiyordu ama Athletic Bilbao iyi oynadı. Tebrik etmek lazım. Avrupa Ligi için ve La Liga için savaşacağız diyor. Son maça kadar savaşacağız. Ferran Torres de benzer bir açıklama yaptı. Yani üzüldüklerine dair böyle bir çabadan sonra böyle bir sonucun acıttığını söyledi. O yüzden Barcelona'da şu anda üzücü bir gidişat var. Yalnız sana bir şey söyleyebilir miyim aslında bu noktada? Elbette ki şimdi Galatasaray'da benzer sonuçlar alıyor arka arkaya mağlubiyetler ama onların bizden farkı şu. Onlar çok çabuk toparlıyorlar kendilerini. Yani onlardaki demoralizasyon süresi uzun sürmüyor, uzamıyor. Xavi'nin açıklamalarına ben de baktım, videosunu izledim. Diyor ki mağlup olmuş olabiliriz. Rakibi de Athletic Bilbao'yu kastediyor. Tebrik ederiz. Onlar iyi oynadılar, hak ettiler. Ama bizim hala La Liga'da yapacak işlerimiz var. Elbette ki Real Madrid çok daha uzak ara önde gidiyor ama biz bırakmayacağız. Son maça kadar savaşacağız. Aynı zamanda elimizde bir de Avrupa Ligi seçeneği var. Barajı geçtikten sonra son 16 turu vesaire kupayı almak istiyoruz diyor. Yani bir çıkış yolu buluyorlar ve ertesi gün bir önceki maçı unutup sonraki maça kanalize olabiliyorlar. Ben bu havayı çok güçlü bir biçimde Xavi'nin basın toplantısında sezdim. Aynı kanaatte misin? Kesinlikle aynı kanaatteyim ama İspanyol basınında şu tarz haberler de çıkıyor. Koman'la
şu anda Xavi'nin performansı karşılaştırılıyor ve çok büyük bir fark olmadığı söyleniyor. Evet, toparlanabilir ama şu anda yani çok arzuladığı iki tane şampiyonluğa veda etti. Elinde Avrupa Ligi ve La Liga kaldı. Dediğim gibi bunun için de elinden geleni yapacaktır. Doğru, bu bilgi önemli aslında. Biz iyi tarafından bakıyoruz ama Xavi geldiğinden bu yana ne yaptı, neyi değiştirebildi, evet. Bunu da görmek lazım. Koeman'ın elde ettiği ortalama puanla Xavi'ninki birbirinden çok farklı değil, öyle mi? Evet, yakın. Anladım. Yani beklendiği gibi çok büyük bir fark yok şu anda. Evet. Bunu söylemek önemli. Doğru. Doğru bir açıdan yaklaştı Aslan. Devam edelim. Evet, Xavi aynı zamanda Dembele ile ilgili de bir açıklama yaptı. Dembele de uzun zamandır İspanya basınında gündemde olan bir oyuncu. Barcelona'dan ayrılmak istediğini söylemişti. Xavi de Dembele kulüp için önemli ama kararını verdi. Biz de bunu kabul ettik. Ayrılığının takımı etkileyeceğini düşünmüyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Evet, Dembele zaten gitmemek için ayak diriyor. Biraz kaba olabilir ama mesela git diyorlar, o hayır gitmem diyor, kapının önüne yatıyor. Öyle bir şey oldu yani. Haksız mıyım? Evet, yani hem takımda oynayacak motivasyonu yok, açıklamaları böyle. Ama aynı zamanda takımdan da ayrılmıyor. Tekrar bir görüşme olacağını söylüyor. Ama şu an Dembele büyük ihtimalle Barcelona'dan ayrılacak. Ona dair tepkiler de var. Biliyorsun dünyaca ünlü bir menajer var. Mino Raiola ismi. Adana Demirspor'a da Balotelli'yi getirdi. Şu anda dünyanın bütün Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu, yani Avrupa'nın elit kulüplerini kastediyorum, Haaland'ın da temsilcisi. Manchester United'de daha önce Paul Pogba'yı götürmüştü. Mkhitaryan'ı götürdü. Zlatan İbrahimovic'i götürdü. United'da ilişkileri iyi. Dolayısıyla bu ilişkileri istinaden Haaland'ın da United'a transfer olabileceği şeklinde pek çok haber çıkmıştı ki United'ın böyle bir eğilimi vardı, Haaland'ı almak şeklinde, ama hala evet, ilgileniyordu. Hala geçerli mi bilmiyorum. ESPN'in haberine göre Manchester United Haaland transferinden çekildi. Çünkü Erling Haaland'ın Real Madrid'e gideceğini düşündükleri için böyle bir karar aldığı yer alıyor haberde. Şu anda Manchester United çekilmiş durumda. Real Madrid isteyen başka kulüpler de vardı. Haaland transferi ama sanki Real Madrid'e daha yakın görünüyor. Ben de öyle düşünüyorum Aslan. Senin gibi düşünüyorum. Real Madrid bu işi bitirecektir ki Real Madrid böyle elit oyuncuları, işte imaj değeri de yükselen oyuncuları almayı seviyor. Mbappe ve Haaland konusunda bence Florentino Perez, Real Madrid başkanı, bütün limitleri aşarak büyük bir transfer yatırımı yapacak ve alacak. Kesinlikle. Zaten Erling Haaland ve aynı zamanda yine Paris Saint-Germain'de oynayan Mbappe şu anda gündemde. Her ikisinin transferi eminim çok ilgiyle takip edilecek. Şimdi Mino Raiola'dan ve Balotelli'den bahsetmişken, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz hafta, tam bugün bir hafta önce Cuma günü programımızda bir açıklama yaptı. Newcastle United, İngiliz takımı, Balotelli ile ilgileniyor. Şu ana kadar bize resmi teklif sunmadılar ama ilgilendiklerini öğrendik dedi. Bu Avrupa basında da gündem oldu aslında. Newcastle United biliyorsun Premier Lig'de kalma mücadelesi veriyor. Atletico Madrid'den Trippier'i aldılar. Real Madrid'den Isco'nun peşindeler. Bilmiyorum Isco gidecek listesinde ama dün akşam gol attı, Real Madrid'in kupada tur atlamasını sağladı ama peşindeler. Fakat bilmiyorum şu ana kadar istedikleri hamleyi yapabildi mi Newcastle United? Biliyorsun Newcastle United'ı da Araplar satın aldı. Yani hisselerinin çoğunluğunu Araplar aldı ve büyük transfer yatırımları yapıyorlar. Ne diyorsun? Evet, Newcastle United'ın satın alma gücü var ama teknik direktörün yaptığı, Eddie Howe'nun yaptığı açıklamalar tam tersi yönünde. Transferde hayal kırıklığı yaşadıklarını söylüyor. Bu hafta hayal kırıklığı oldu. İngiltere'de transfer dönemi 31 Ocak'ta kapanıyor. Takımda genç oyuncular var. Onları kombine etmek kolay olmuyor. Ayrıca Covid sorunu var. Çözüm bulmak zorundayız şeklinde bir açıklama yaptı. Eddie Howe kadrosunu geliştirmek istiyor. İstediği oyuncular var. Bir sürü oyuncuyla da istenildi. Sevilla'dan Diego Carlos'la, Arjantinli defans oyuncusu Marcos Senesi'yle ilgilendiğine dair haberler çıkmıştı. Yine Jesse Lingard Manchester United'dan onunla ilgilendiği şeklinde haberler de vardı. Ama Türkiye'den de Atilla Szalai'yi istediğine dair haberler var. İngiliz basınında. Evet. Newcastle United istiyor değil mi Atilla Szalai'yi? Evet, Newcastle United. Evet. Ama haberde yer alan bir başka bilgi de Chelsea de istiyor. Uzun zamandır zaten gündemde ki geçen ay Macaristan teknik direktörü Marco Rossi Chelsea'ye transfer olacağına inandığını söylemişti. Diğer bir rakip de Newcastle United, Premier Lig'e gitme olasılığı yüksek olabilir istenilen rakamlar verilirse. Ki 15-20 bin
milyon. Euro. 15 mi evet. 20 milyon euro arası. Evet. Euro mu pound bu? İngilizler pound'da euro ödeme. Euro mu? Euro. Ha euro'luk bir bütçe hazırlamışlar Atilla Zalai'yi almak için öyle mi? Yok, Atilla Zalai için 15-20 bin euro bandında takımın şey kulübün istediğine dair. Fenerbahçe işte 15 milyonla 20 milyon euro arasında bir rakamı görürse bence razı olacak Atilla Zalai'nin satışına. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle. Bence de gideceği durak da Premier Lig olacaktır. Evet, Premier Lig. Napoli de talip ona. İspanya'dan onu izleyenler olduğundan da bahsediliyor ama doğru söylüyorsun. Hı-hı. Premier Lig onun hayali. Atilla Zalai'nin böyle bir açıklaması vardı. Evet. Bu arada Real Madrid Kral Kupası'nda çeyrek final oynayacak. Atletico Bilbao ile birlikte. Bu maçta Casemiro, Milito, Vinicius, Rodrigo ve Valverde milli takımlarda olduğu için bu maçta oynayamayacak. Daha önce karşılaştıklarında 2-0 2-0 Real Madrid'i yendi. Modric ve Karim Benzema'nın golleriyle 2-0 mağlup ettiler. Kral Kupası finalinde değil mi? Arabistan'da oynanan maçta bir hafta önce. Bir hafta önce. Bu maç da heyecanlı olacaktır. Ama ben yine de favoriyi Real Madrid olarak görüyorum. Ama Atletico Bilbao da iyi ilerliyor. Doğru. Atletico Bilbao için de bir fırsat. Rövanş alma fırsatı. Kesinlikle. Güzel bir maç olacak. Evet. Cristiano Ronaldo ile ilgili de eleştiriler var. Eleştirilerin odağı oldu. Cristiano Ronaldo. Bununla ilgili bir takım arkadaşının yaptığı açıklama var Luis Saha. Ne diyorlar? Old Trafford'da birlikte oynamışlardı. Savunma odasına ne düşündüğünü söyleme hakkı olan bir oyuncu varsa o da Cristiano Ronaldo'dur diyor. Brentford'la oynadıkları 3-1 kazandıkları maçta sahadan alınması, teknik direktörün oyundan erken alması nedeniyle Cristiano Ronaldo tepki göstermişti. Oradan çıkan bir açıklama oluyor bu da. United oyuncuları susmalı ve Ronaldo'yu dinlemeliler şeklinde bir açıklama yaptı. Çok enteresan. Sence Cristiano Ronaldo ayrılacak mı United'dan şöyle şu ya da bu şekilde sezon sonunda? Evet, Cristiano Ronaldo'nun hızlı bir şekilde United'dan ayrılacağı konuşuluyor. Daha önce de yine bu yayında konuşmuştuk. Barcelona'ya gitmek istediğini biliyoruz. Böyle bir açıklaması olmuştu. Enteresan. Yıllarca Real Madrid'de oynadı ve her El Clasico'da Barcelona taraftarını kızdırmak için elinden geleni yaptı. Gol attığında da yaptı, atamadığında da tribünlere hareket yaptı, hareket çekti vesaire. Ama şimdi Barcelona'ya gitmek istiyor. Tabii Cristiano Ronaldo reddedilebilecek bir oyuncu değil. Messi ile birlikte iki tane süperstar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın süperstarları futbol adına. Dolayısıyla Barcelona'da eğer böyle bir gelişme olursa hayır diyebileceğini düşünmüyorum. Aynı kanaatte misin? Ben de aynı fikirdeyim. Yani Barcelona çok önemli bir takım ki La Liga'da oynama alışkanlığı olan bir futbolcu Cristiano Ronaldo. Gerçi hangi ligi gitse başarılı olur orası ayrı ama Barcelona'da oynamak isteyecektir. Peki. Aslan, var mı ekleyeceğim bir başka not? Bir de Afrika Uluslar Kupası devam ediyor. Masadio Haydar'a 1 dakika 32 saniye ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda bir maçta en hızlı golü atarak rekora geçti. Bir de bu öne çıkan haberlerden biriydi. Doğru. Afrika Uluslar Kupası'nda da Cezayir elendi ve Galatasaray'ın Cezayirli futbolcu Sofyan Fenerbahçe. Evet, tek golü geri dönüyor. Geri dönüyor. Bu da notlardan bir tanesi. Evet. Aslan, ağzına sağlık. Emeğine sağlık. Bize çok emeğin geçiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çalışmalardan dolayı ve aktardığım bilgilerden ötürü çok teşekkür ederim. Tekrar görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları. Avrupa'dan ve dünyadan bu önemli notları, futbol notlarını Aslan Yıldız sizlere aktardı. Futbol. Dünyadan futbol. Fenerbahçe yaptığı açıklamayla iki futbolcusunun COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Bilgilendirmede rutin yapılan COVID-19 PCR testinde iki futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın sağlık durumları iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır deniliyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de tam 6 eksik var. Fenerbahçe'de kimler Sivasspor maçı kadrosunda değil? Mesut Özil, Atilla Zalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Altay Bayındır. Sivasspor'da da tam 7 eksik var. Onların da temel oyuncuları oynamayacak yarınki maçta. Hakan Arslan, Jorge Felix, Frederik Ulbestad, Leke James. Leke James düzelterek söylüyorum. Son maçların gol atan oyuncusu. Ve
ülkelerin milli takımlarında bulunan Faysal Farjla Max Gradel, sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Keskin Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Hafta başında saat tam 15'te yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oynar Tuttur, oynar hep oynar, kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.